76, 76 meclis. Sevgili dostlarım merhabalar efendim. Girdik. Mustafa Bey'le muhabbet ederken yakalandık. <laughs> Tamı tamına. Ee, <laughs> efendim. Tabi e, bazılarınız bilemeyebilir ama Derin Tarih Dergimiz 5. yılını kutladı. Geçtiğimiz günlerde burada bu mekanda bir araya geldik. Bu da özel sayımız Osmanlı. Nedir? Ufukların efendileri. Bu sayı. Şimdi hep beraber olduk. Burada yazarlarımızla birlikte olduk. Yöneticilerle birlikte olduk. E, medya grubunu yönetenlerle birlikte olduk. Albayrak Medya grubunu. Ve güzel güzel sohbetler edildi. Konuşmalar yapıldı. Tanışmayanlar tanıştı. E, ufaktan bir de Facebook'ta yayın yapıldı galiba. Evet. Allah Allah televizyonda çıkan haberden de söz ama en fazla Facebook haberi yayılmış. Ne hikmetse kolay mıymış o? E, Facebook'ta e, yapılan canlı yayın televizyonların kendi yaptıkları e, yayınlardan daha fazla şey yapabiliyor. Evet, e, i̇zlenebiliyor. Olacak. Öyle enteresan bir Hı. durum var. Onun için orayı da boş bırakmayı gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Hemen. Evet artık orada da olmak <laughs> lazım. Evet. Tabi bu arada şükrani nimet olarak kaydetmek lazım ki güzel güzel yemekler de yedik. <laughs> Hakikaten güzeldi. Afiyet Allah ol. tekrarını nasip etsin ve e, nice 5 yıllara e, diyorum. Burada hemen kendi kanaatimi de söylemem lazım. Bir defa e, Derin Tarih Dergisi 5 sene oldu ama 50 senelik bir dergi gibi. Çünkü daha öncekiler de var. Pek çok tarih dergisi çıktı. Tarih dergileri sevgili dostlar edebiyat dergileri Türkiye'de çok talihli değildir maalesef. Yani tarihin talihi olur zannediyoruz ama pek öyle olmuyor Mustafa Bey değil mi? Evet. Edebiyat dergisi çıkıyor, kapanıyor, çıkıyor, kapanıyor. Ee, en uzun soluklusu rahmetli Kabaklı'nın başlattığı Türk Edebiyatı dergisi e, oldu. oldu. Onun dışında da işte zaman zaman gençler de geliyorlar. Efendim yazar mısınız? Biz bir edebiyat dergisi çıkarıyoruz, tarih dergisi çıkarıyoruz. Ee, nereden ne zaman diyorum? işte internette. Ya ben koklayamadığım şeye yazmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Eski insan olmak böyle <laughs> bir şey. Mesela... Hakikaten kağıt kokusu acayip bir şey ya. Enteresan. İnsanla saygı uyandırıyor gerçekten. Kitap da öyledir. Ya evet. ben şey işte, telefondan metin filan beceremiyorum. sıkılmıyorum. Amerika'da bile kitap okuyucularının yüzde basılı kitap almak istiyorlarmış. Yani bütün bu ne e güzel, ne güzel. E kitaplar yaygınlaşmasına rağmen Türkiye'de o, o alışkanlık kırılamıyor. Hala insanlar o kütüphane alışkanlığında. Ee, bu düzeyde, beş yıllık evet. serüvenden biraz bahseder misiniz? Ya Şunu merak ediyorum. Nereden, kimin aklına geldi, niçin aklıma geldi? Valla bu e, dergi fikri benim kitaplarımı yazmamla birlikte insanların e, bana sordukları bir soruydu. Niye bir tarih dergimiz yok? Her ne kadar piyasada tarih dergileri olsa bile... Kimisi Osmanlı'dan Öteye fazla geçmiyor Biraz tehlikeli sular olduğu için Aman biz oraya girmeyelim Osmanlı'da kalalım diyor Kimisi zihniyeti farklı Onlar lay lay lom tarihçiliği Yapıyorlar İşte eskiden ne olmuş ne bitmiş İşte barlar pavyonlar bilmem neler falan. Ha Ramazan eğlenceleri evet. En büyük sermaye Kimisi de işte bu Türkiye'de bir takım e, sol ve gezici çevrelerin temsilcisi olan e, tarih dergileri var. Ama bizim hakikaten bu selden geçtiği Büyük Doğu işte diriliş e, Mavera ekibinden gelip de e, Köprü ekibinden gelip de burada bir bu anlamda sorgulayan soruşturan özellikle de yakın tarihi e, bir Göz altına alan... Yani mayın tarlasında evet, yürümeyi göze almak. Öyle bir dergi yoktu. E bunu sordular. Ben de doğrusu bunu bazı yayıncılara gittim söyledim. Yani dedim bakın böyle bir alan var, böyle bir boşluk var. Bakın benim kitaplarım Akın Tarih'le ilgili olduğu zaman daha çok ilgi görüyor. İşte Bu e, muhakkak ilgi görecektir dediysem de bir muhatap, bir cesaret sahibi e, baba yiğit bulamadım. Daha sonra bizim Yeni Şafak gazetesinin eski genel yayın müdürü Yusuf Siyah Cömert. burada bizi seyrediyorsa kendisine selamlarımızı Selamlar, iletiyorum. Selamlar, evet. bir gün bizim Albayrak Medya grubuyla konuşurken demiş ki bir dergi çıkartalım. Ne dergisi çıkartalım? İşte aktüel bir haftalık dergi çıkartalım demişler. Ama e, Yusuf demiş ki yani... Haftalık bir dergi çıkarmanın, haber dergisi çıkarmanın artık şeyi kalmadı. İnsanlar bir saat içerisinde her şeyi okuyorlar, öğreniyorlar. Bir saat sonra eskiyor artık bunlar. Yani bir hafta sonra insanlar dönecek bir haftalık dergide onu okuyacak. Yani bunun bir şeyi verimliliği kalmadı bizim açımızdan, çağımız açısından. Onun için gelin burada bir tarih dergisi çıkartalım. E tamam çıkartalım. Kim çıkartsın? Aklına ben gelmişim. Çağırdı beni. Ya bunu yapalım dedi. Sonra işte Değerli Albayrak ailesinden Mesut Albayrakla oturduk, konuştuk. Orada da şöyle bir yaklaşımda bulundular ki, asıl beni bu işe bağlayan da o yaklaşımları oldu. Der ki, biz Büyük Doğu işte Selden geçti işte bizim kesimde tarih her zaman çok önemli olmuş. Ama bizim nedense bugün bir tarih dergimiz yok, şunların var, bunların var ama. Yani bizim bu muhafazakar camianın bir tarih dergisi yok. Ve dinle en irtibatlı ekol tarihtir. Evet. Ee, neden böyle bir şey yok? Biz bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Bizim yapmamız gereken bir e, vecibi olarak bunu görüyoruz. Ve bunun için de sizi düşündük. Gelin bu sofrayı kuralım. Siz de burada bu yemeği e, pişirin. Böyle deyince de tabii ben de... E, Kaçınmadım çünkü neticede benim başkalarına aman çıksın etsin dediğim bir şeyi bana teklif edilince ister istemez kendimi içinde buldum. Kolay bir şey değildi çünkü medya grubumuzun da ilk dergisi olacaktı bu. Aynı zamanda benim tabi bir tarih yazarlığından gelen bir şeyim var. Kitaplarım abi, var. o Diğer dergileri de masaya alabilir miyiz acaba? En azından Reklamlardan sonra onları da şöyle kısaca göstersek. Çünkü e, bazı dergiler var biraz kendi içinde kaldı gibi. Evet. Mesela derin tarihi tanıdığımız kadar bir nihayeti tanımıyoruz. Ha, diğer... Ya da cinsi tanımıyoruz. Ha, Cins olur. bana göre çok ilginç bir dergi aslında. O zaman e, lazım asistanımıza rica edelim. Bu dergileri buraya son sayılarını... Toplasınlar şöyle burada bir göstereyim. Bir Kardeş dergiler çünkü. Ondan burada. sonra meclisi konuşacağız madem. Demokrasiyi evet. çünkü e, ben Çok... o 5. Beş, yıl kutlamasında yaptığım kısa konuşmada da e, Cemil Meriç Rahmetli'ye atıfta bulunmuştum hatırlayacaksın. Gazete günün şahidi mecmua hür tefekkürün kalesi derdi. Bütün bu şeyler e, gazetenin yanında günlük gazetenin yanında e, mecmuat mecmua sorumluluğunu da üstlenmesi Albayrak Medya Grubu'nun hakikaten büyük bir hizmet olarak düşünüyorum. Ve evet. onları göstermemiz gerektiğini tamam. de inanıyorum. Onu arkadaşlar şey yapsın, son sayılarını şöyle toplu olarak bir gösterelim. Evet. E, önemli Sonra bir... size teklif ettiler. Sen kabul ettin. Ettim tabii ondan sonra çalışmaya başladım. Çünkü şöyle bir şey var. Yani kitap e, yayıncılığında, kitap yazmakta başarılı olmak dergi çıkarmakta başarılı olacağının bir garantisi değil. Yani ikisi farklı şeyler, medyalar. dolayısıyla hani bir apartmanın diyelim ki beşinci katından öbür apartmanın beşinci katına atlayamazsın. Ne yapacaksın? Aşağı gideceksin. Aşağıdan bir daha çıkman gerekiyor. Dolayısıyla ben aşağı indim ve sıfırdan başlayarak bir dergi kurma şeyinde çünkü hem yayın yönetmeniyim hem genel müdürüyüm hem işte e, Mustasihcisiyim, hem kapakçısıyım. her şeyi oldum. E, bu arada tabii e, birçok yardım aldığımız insanlar oldu, onlardan e, zaten dergide de zaman zaman bahsediyoruz. E, birçok birçok hocamız e, destek verdiler, dediler ki biz sen varsan bu işin içinde biz de varız. Ve e, özellikle de bu algıyı kırmaya çalıştık. Yani bizim kesimde de böyle iyi satabilen ee, insanlara iyi görsellerle e, mesajını iletebilen dergilerin çıkabileceğini kanıtlamak zorundaydık. Böylece bir yolculuğa başladık. Bu yolculukta tabii, e, yani mesela yine o 5. yıl toplantısında aramızda olan Mehmet Genç Hoca, e, Allah kendisine sağlık e, ve uzun ömür nasip etsin, Bizim için çok kıymetli Türkiye'nin sadece tarihçilik değil bir e, entelektüel, entelektüel bir, bir felsefesi olan bir insan e, dedi ki Mustafa Bey gazanız mübarek olsun. Şimdi bunu işitince <laughs> ya yani dedim ki demek ki biz bir gaza yapıyoruz ve bunu bir hocamız bize söylüyor ve hakikaten de o gaza ruhuyla bir şeye girdik <laughs> para girdik ve Tabii birçok düşmanlarımız çıktı karşımıza. Birçok yolumuzu kesmek isteyenler çıktı. Özellikle bu Ayasofya kapağımız bizim 3. sayımızdaki Ayasofya kapağımız fincancı katırlarını ürküttü. bir takım dergiler üzerimize hücumlar etti. Yazı işleri şefi yaptığım kişiyi istifa ettirdiler. Onların okullarından olduğu için baskı yaparak. Yani şimdi böyle şeylere maruz kaldık. Operasyonlara maruz kaldığımız hayırlı işlerin muzur manileri evet. çoktur. Fakat buna rağmen ben ya kazanacağımızı ve Türkiye'de bu işin tutacağına inandığım için ilk sayıdan itibaren hiç istifimi ve metanetimi bozmadan devam ettim ve elhamdülillah bugün artık bir çekirdek kadromuz oluştu. Yani ben olmasam da bunun devam edebileceği bir yapı oluştu. Ee, okuyucu kitlesi oluştu. Bu çok önemli beklentileri var. Daha çok e, yazın, daha çok e, işte bu konuları gündeme getirin, şunları işleyelim, bunları işleyelim diyen e, bu çok önemli bir şey. Yani insandan talep edilmesi. Dolayısıyla bu uzun yürüyüşte epeyce bir e, şey çektikten sonra Şimdi, sıkıntı şu anda. Mustafa Bey. Artık kurumsallaşmış bir noktaya geldi. Ben biraz dışarıdan bakan bir adam olarak dergicilik de yapmış, dergi yöneticiliği evet, de Çınar yapmış. Çınar dergisi Çınar değil dergisini değil çıkardım, mi? Köprü dergisini çıkardım. de çıkardım. Haftalık Çocuk dergisi, Can Bir Kardeşi de moral çıkardım. Dünyası. Moral dünyasını çıkardım falan. Şimdi e, bu aylık dergiler sanki her gün aymış gibi insanı yorar. Evet. E, çünkü gazete köşe yazarlığı da farklıdır, dergi yazarlığı farklıdır. Köşede köşe yazısı yazarsınız. Ona fıkra derler. bazı fıkra yazıyorum falan diye nasrettin Hoca fıkralarıyla karıştırıyorlar. Ee, ama buna makale derler. Mecmuaya yazılacak yazı makaledir. En azından makale tadında olmak zorundadır. Zor iştir. Ee, ve sizin burada yaptığınız belki de farkında olmadığınız şeylerden, bahsedeyim isterseniz. Yani, mesela kendimi e, sizin aynanızda bir görmüş olayım. Şeyleri e, kapakları yapanı tebrik etmem lazım. Bu kim seçiyorsa, e, iç mizampajı kim düzenliyorsa, dergiden mizampaj var ya yarısıdır. Kapak ve mizampaj. Gözü yormayan bir mizampaja ihtiyaç var mecumada. mecmuada. E, onlar yapılıyor. İkincisi, mesela yayın kurulunuz var, danışma kurulunuz var. Ama yazarlar kurulu diye bir şey yok. Bunun olmaması çok avantajlı. Çünkü biz her sayıda bir sürprizle karşılaşıyoruz. Hı. Çünkü eski mecmualara baktığınız zaman yazarların sabit üzerinden miydi? giderdi. Yani. Ee, Sa sabit yazarlar. Sabit yazarlar vardı. Bu sabit yazar olmasın kötü bir şeydir aslına bakarsanız. O noktada şimdi gazeteler de değişmeye çalışıyor. Haftalık yeni isimlerle hı hı. devam etmek istiyorlar falan. Bu tabi mecmua için daha önemliydi. Bunu yapıyorsunuz. Ee, Mizanpajı söyledik. ya yani Heyet umumiyesiyle e, söylüyorum tabiatıyla. Üçüncüsü her şeyde bir farklı belgeyle karşılaşmak. Acaba gelecek sayıda ne yayınlanacak diye bir sürpriz beklentiye sokuyor okuyucuyu. Bu tarafı da çok güzeldir. Bence bu tarafların daha da zenginleştirilmesi mümkündür. Zenginleştirilmesi lazım zaten. Efendim neticede şu dergide, ha Türkiye sınırlarıyla mukayyet olmaması da önemlidir. Hı hı. Arada bir belge bulduğunuz zaman mesela Çin tarihine, Rus tarihine, e, e, eski e, Türk tarihine de uzanabiliyor. Yani e, asırla kayıtlı olmamak, yani bir anlarda dünyaya sığmamak e, ondan sonra nedir o bir şey var. Sınır tanımaz doktorlar diye bir şey vardır ya, uh -huh. bu güzel bir şeydir. Sınır tanımamak, ilke tanımamak, ülke tanımamak. Ha sınır şu, kendi prensiplerinizle kayıtlı olduğunuzu da biliyorsunuz. Uh -huh. Yani inandığınız e, manzume ile sınırlı olduğunuzu da biliyorsunuz. Bu da e, güzel bir taraf. Ve tabii en güzellerinden biri de bana da arada bir sütunlarınızı açıyorsunuz. <laughs> her, her zaman açık. <laughs> Yazabilseniz her ay böyle Evet, devamlı. Ha, işte sizin... bazen gidemiyorum. Orduya gidecektim. Bir ani rahatsızlık oldu. Ordululara buradan selam gönderiyorum. E, onu en kısa zamanda telafi edeceğiz inşallah. İnşallah. Böyle oluyor işte bazen yaşlılık. Efendim bu sayfayı kapatalım mı yoksa söyleyeceğim şey daha de var? yani biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, ha bu arada insanlara... ekibine de e, evet. selam söylüyorum. Güzel bir ekip kurmuşsun. Bu her zaman denk gelmez. Yani, yani derdi olan insanlar, evet. derdi olan en insanlar yani işi bu, götürür. Epeyce bir e, ayıklamadan sonra yani bu kalan arkadaşlar şimdi oturdu ama hakikaten e, işinin ehli olacaklar daha gençler ileriye doğru da. Çünkü bir noktada da bu derginin devam etmesi, yani ilelebet de bir insanın e, bu işi yürütmesi mümkün değil. E, gelecekte de bu arkadaşların bu dergiyi gözü kapalı teslim edebileceği Bu bir derin yer. tarih adını kim bulduysa Fatır. onu da kutluyorum. Sen mi buldun? <laughs> bana Yani derin devlet serkeşliğine karşı durmanın en iyi yolu derin tarih e, olarak düşünüyorum hakikaten. E, o ismiyle müsemma zaten evet. e, ve e, bir kliğe ait olmaması, bir klik, bir grubun <laughs> e, yani medya grubunun evet ama bu bir şeye teslimiyetçi bir yapı değil. E, bir konuya teslim olmuş evet. bir yapı değil. Bir de içinde çeşitlilik de barındırabilmesine özen gösteriyoruz. Yani mesela siz yazıyorsunuz diyelim daha böyle hikayemsi bir şekilde Peki. anlatıyorsunuz. Ee, Şükrü Hanioğlu akademik bir şekilde yazıyor. Öteki bir başka şekilde. Yani her türden okuyucuyu yakalayabilmek de e, dergi açısından çok Çeşitlilik komik. işte. Üstü evet. çeşitliliği, tarz çeşitliliği. Yani bu iniş dergi çıkışların için dergi içinde olabilmesi evet. gerekiyor. Hepsi evet. çok üst düzeyde olursa aşağıdan insanlar Ve hele hele bu özel sayılar. Mesela zaten Ufukların Efendileri diye bitirmişsiniz işi. yani e, <laughs> ke Keşke <laughs> benim aklıma gelseydi bu. <laughs> Ben bunu ahir acele kitap yapayım. <laughs> Ufukların efendisi. <laughs> ee, şimdi <laughs> efendim meclisi bulduk. konuşacağız. Ahmet Bey, Ahmet Demirel hocamız maalesef katılamıyor. Bazen İyanet böyle oluyor. Gibi, Aksilikler evet. oluyor. Mazeretleri çıktı. Ona da selam olsun. Onu başka bir zaman alıp teferruatıyla e, parlamentoları konuşacağız ama bu programı bir girizgah olarak kabul edin Mustafa Bey'le. Evet. Parlamento üzerine, seçimler üzerine, belki referandum üzerine bir nebze e, sohbet edeceğiz. Şöyle başlamama müsaade edin lütfen. Evet. Ee, Osmanlı Devleti'nde Selçuklu yapısında daha doğrusu daha ileriye gidersek, daha geriye gidersek geri demeye hiç, e, razı olamıyor gönlüm. Devri Saadet'ten itibaren... Yani İslam vaaz edildiğinden beri meşveret hem farz hem sünnet olarak yöneticilerin hayatında var olmuştur diyebiliriz değil mi hocam evet. abi Olabildiğince. Tabii. Olabildiğince. Tabii o zaman sandık falan yok hiçbir yerde. Öyle bir şey tasavvur etmeyeceksiniz. Ama Hazreti Ebu Bekir'e oradaki temayüz etmiş ashabın biatı var. Hazreti Ömer'e biatı var. Bir anlamda o e, temayüz Sayılarını etmiş dedi. ashabın evet dediği şey Evet'tir yani sonuçta. Böyle bir şey var. Ondan sonra işte Selçuklu-Osmanlı terkibinde de birçok şekilde halkla temas arama yöntemi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi hepinizin bildiği, 4. Murad'ın çok da başvurduğu tebdil çıkma. Padişah kıyafet değiştiriyor, halkla doğrudan doğruya temas ediyor. Bu Fatih Sultan için de geçerlidir. Aklı başında aşağı yukarı bütün padişahlar mesela Fatih'in alışveriş yaptığı e, e, kayıtlarda var. İşte ben e, benden bu şeyleri aldın diyor bakkal öbüründen al şimdi ben riskimi çıkardım. Bugünümü kurtardım. Öbürü, öbür dükkan da sıfta etsin falan gibi anlatılır. İşte dördüncü Murad'ın kahvehanelere oturup da yasakladığı içkiyi ve sigarayı bizzat denetlemesi gibi ya da akıl danışması gibi esnafa sarayda bunlar oluyor sen e, ne düşünüyorsun hatta o generallerin ayaklanmasına karşı İstanbul hak, halkını bizzat temas kurarak ayaklandığı yolunda kayıtlar var kroniklerimizde bu evet. ilginç bir şeydir hatta onları tamamen tuş ediyor zaten bir darbe sırasında darbecileri diskalifiye ediyor bu biraz 15 Haziran'ı da andıran 15 Temmuz'u Temmuz andıran, andıran bir, şey. bir olay 15 Temmuz'da da öyle oluyor, Cumhurbaşkanı halkla iç içe girerek engelliyor. 4. Murat'ın başlangıç noktası 4. Murat'tır hı hı. bu halkla temas ama önceden hazırlıyor. Orağını, tırpanını, bıçağını, satırını kapan, sarayı kuşatmış şeyler Yeniçeriler. Yeniçerileri dış, dış avludan kuşatıyor. Padişah bir şey yaparsa nasıl çıkacaksınız? Hı hı. Bu defa biat ediyorlar Padişah'a sabaha kadar. Kur'an'a el bastırıyor. İtaat edeceği hem vallahi hem billahi hem tallahi diye. Ondan sonra o orduyu alıp eğitiyor. Biliyorsun çocuk yaşta padişah olmuş. Ve gidiyor Bağdat'ı fethediyor Mustafa Bey. Orduyu, yeniçeriliği kaldırmak yerine ıslah etmek zor olan yol bu. Ama 4. Murat'la 2. Mahmut arasında tabi zaman açısından da, karakter yapı açısından da çok fark var. Sonradan ortadan kaldırıldı. Reklama gideceğiz. Bir de ayak divanı var sevgili dostlar. Padişah bizzat ülkenin dört tarafından gelen temsilcilerle görüşür, onların istidalarını alır. Bu da bir anlamda onların nabzını tutmaktır. Bir de bayramlarda, cumalarda, cuma selamlığı, bayram muayenesi filan gibi yine direkt haklı halkla temas kurmaları var ki bunlarla birlikte gele gele ee, bizim 1876 seçimi ve 1877 meclisi bize aslında hiç yabancı değil. Şimdi bir reklama gidelim. Ondan sonra yavaş yavaş konuyu deşeceğiz sefer Reklamlar. Sevgili dostlar döndük. Derin tarihteyiz ve Türk parlamento hayatını konuşacağız. Şimdi bir girizgah yaptık. Ee, derin tarih dergimizin. 5. yıl dönümünü kutladığımızdan söz ettik ama onlardan ibaret değil. Biraz yakın plana alırsanız mesela e, bir ekonomi dergisi dünya çapında Derin Ekonomi. E, efendim? Derin Ekonomi. Derin Ekonomi dünya çapında e, çıkan bir dergi. Onun bir sürü eki falan oluyor zaman zaman. Eee Skyrot İngilizce bir dergi Skyrot. Efendim, e, buna lokma diye herhalde bunun eşi çok yemek. yok böyle. E, çok güzel müstakil yemek. Müstakil bir dergi olarak yemek Tarih dergisi. ha, kitaplar mitaplarla tabii ki olur ama bu e, değişen duruma göre nihayet benim favorilerim e, nihayet dergisi. <laughs> gel vatandaş gel bir Koplo teorisi daha aydınlanıyor arka sayfadan okuyorum. Ee, ilginç dergiler, ilginç değil. Bunlar güzel dergiler. Cins benim e, favorilerimden. Mutlaka okunması gereken, abone olması gereken e, bir dergi. Burada edebiyat, sanat, eğlenceli bir üslupta e, hakim. Gayet iyi oluyor. Şimdi Gerçek Hayat dergisi bu da favorilerimden e, biri. E efendim nedir bu bilge çocuk ve bilge minik bilge çocuk bu bilge minik bunlar da çocuklar için zararsız artı faydalı dergiler yani siz televizyonu açıyorsunuz çizgi romana emanet ama bizim damarımızı taşıyan çizgi romanlar çok az genelde dışarıdan geliyor ve oradaki görüntülerde mutlaka bir çan kulesi vardır. Çocuğumuzun kafasına bir kilise imajı giderek yerleşiyor. Ondan ben büyük zarar görmüştüm. Burada öyle bir şey yok. Şimdi ben 5. yıl kutlamasında yaptığım kısa konuşmada da tavsiye etmiştim. Belki de bir genç tarih daha çıkması lazım. Efendim. Şimdi ha bu arada söyleyeyim Fatih Sultan Mehmet Eki. Derin Tarihin Mustafa Armağan e, imzasıyla biliyorsunuz her Derin Tarih dergimizin mutlaka bir eki vardır bir de posteri vardır e, posterler de güzel bunlar da güzel uçak kitabı diyorum ben bunlara uçak kitapçığı yani gideceğin yere kadar bitiyor hem de altını çizme fırsatı da var bazen hosteslerden şey istiyorum kalem istiyorum. Hani derler ya demirci tahta kürekle gömülürmüş. Evet. <laughs> Yazarda da kalem olmuyor. <laughs> Onlar da hayret ediyorlar ya hocam kaleminiz yok. Ama, yok. Ama buluyorlar da yani. Ha, var hep her yer birinde var. yok. Bir ben de bazen bastıyorum evet. rastlıyorum onları. Evet. Musa ben abi mi? şimdi ufak ufak konuya girersek. Sultan Abdülaziz katledildi. Sultan Abdülhamit işte <laughs> 5. Murat'tan sonra 5. Murat 93 gün zaten. Ondan sonra Sultan Abdülhamit tahta geçti ve dünya meşrutiyete doğru evrilmeye başlamış. Bunlar da meşrutiyeti denemeye karar veriyorlar. 1876'da iki dereceli bir seçim yapılıyor. Müntehi bir evvel, müntehi bir sani. İlk seçiciler ve son seçiciler, ikinci seçiciler tarzda. İlk seçiciler milletvekillerine oy verecekleri seçiyor. Daha ziyade ekabir oluyor onlar. Kasabanın eşrafı derler ya öyle. <laughs> Ondan sonrası milletvekilleri e, seçiliyor, e, geliyor. İlk meclise gelen milletvekili sayısı 115. İçinde e, Türkçe konuşanlarla Türkçe bilmeyenler de var. E, ama ana dili Türkçe dışında dil olanların sayısı neredeyse beyne beyne yüzde %50, %50. Ve maalesef bizimkiler biraz da tembel olduğu için ilk meclisten istenen, Netice alınamıyor ve Sultan Abdülhamit tatil ediyor. Bir de ikinci meclis var değil mi? O heyeti vükelanın yanında ya da Heyet Senato, Umumlu, Ayan ayan Meclisi Ayan Meclisi, Okumuşlar Meclisi diyebileceğimiz onları Padişah e, tayin ediyor. Bunun karşılığı 27 Mayıs darbesinden sonra Senato olarak Avrupa tarzda Okumuşlar Meclisi yani milletin seçtiği insanları denetleyecek. Senato'da Senato üyeleri de millet tarafından seçiliyor ama orada millet tarafından seçilmeyen bir büyük grup vardır. Darbeyi yapanlardan emekli evet. olanlar temelli senatör ünvanıyla ölene dek orada oturacaklar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Saltanat babadan oğula geçiyordu. Padişah indirilmemişse ölene kadar saltanat sürüyordu. E siz ne yapıyorsunuz? Hı hı. Hani cumhuriyete geçmiştik. Bir ayrıntı daha sevgili dostlar. Biz Osmanlı seçimlerinde Ahrar falan diye e, İttihat Terakki diye birkaç parti var. Cumhuriyet dönemine geçtikten sonra Ta 1946'ya kadar tek parti e, geliyoruz. Şimdi Mustafa Bey bu girişten e, sonra ikinci meclis o ondan sonra 1908 seçimlere ve ikinci meclis teşekkür ediyor. O da e, tatile sokuluyor bir süre sonra ama o arada ...bir darbeyi de sıkıştırıyor değil mi? İttihat, terakki, babu hali, baskılı. Evet. Mutlaka iktidarı eline geçiriyor. Şimdi geç. e, şöyle şey yapayım. Yani 141 yıllık bir demokrasimiz var. Bu 141 yıl işte de azımsanacak bir e, şey değil, dönem değil. Yani bir buçuk asıra yakın. Her ne kadar bu bir buçuk asrın tamamında... ...biz seçimlerle, e, parlamentoyla devam etmemiş olsak bile geleneğimizin başlangıcının 1876'ya dayanmış olması ve bir anayasal düzene geçmiş olmamız her bakımdan, yani modern tarihimiz bakımdan önemli. Aslında bunun öncesinde Osmanlı Devleti'nin içerisinde bazı değişik uygulamaların olduğu bölgeler de vardı. Mesela bunlardan bir tanesi Akdeniz'deki Yedi Ada Cumhuriyeti. Neydi o Ragusa mıydı? Ragusa değil Ragusa ayrı bir cumhuriyet Bu 7 ada cumhuriyeti Korfu falan filan Böyle 7 tane bugün Akdeniz'de Bulunan Başkenti Korfu olan Bu 7 ada Cumhuriyetti Yani Osmanlı Devleti bir cumhuriyet Değilken bile kendi içinde Osmanlı'ya bağlı bir cumhuriyet Kurulmuştur Onun rejimine dokunmuyor Dokunmuyor. Tamam yani böyle o, idare. Ediyor. Biraz ya, Hong Kong şeyine benziyor evet. statüsüne. Bu bir. İkincisi e, az önce bahsettiğiniz gibi Dubrovnik. Bugünkü Dubrovnik. Yani eski deyişle Ragusa Cumhuriyeti. Bu da bir cumhuriyetti. Ve bu cumhuriyette 300 kişilik bir senatosu vardı. Her ay bir tanesi başkan oluyordu bu senatoya. Burası Osmanlı'ya intikal ettiğinde bu şekildeydi. Yani 300 kişilik bir senato tarafından yönetilen bir şehir devletiydi burası. Osmanlı devleti ya ne işi var benim e, imparatorluğumun içinde bir cumhuriyetin demedi. Onu orada olduğu gibi muhafaza etti asırlarca hem de Yani sadece e, karışma değil. Yani. falan filan tanımıyor. Yönetim hükmüyetini evet. de tanıyor. Ya yani şimdi mesela bu örneği şunun için veriyorum mesela bu Ragusa cumhuriyeti meselesi. Ee, Osmanlı Devletinin hani dinlere saygılı falan filan tamam o var, o zaten var ama bakın bir cumhuriyet de yaşamış içerisinde daha sonra bu yedi ada cumhuriyeti diye bir cumhuriyet de kurulmuş yani cumhuriyet 1923'te bizim aklımıza gelmiş bir fikir değil daha önce de hem Roma İmparatorluğundan beri var olan hem de Osmanlı Devleti de bir kısım bölgelerinde bunu uyguladı ve enteresan olan nokta şu. Ee, Ragusa Cumhuriyeti Osmanlı Devleti bünyesinde asırlarca 1400'lerden 1800'e kadar devam etti. 4 asır devam etti. Kim kaldırdı Ragusa Cumhuriyeti'ni? Kim ortadan kaldırdı? Güya medeniyetin beşiği denilen Fransızlar. Fransız. Napolyon, Bonaparte İtalya'yı işgal ederken orayı da işgal etti ve dedi ki bu ne böyle Cumhuriyet, Mumuriyet falan <laughs> Kaldırın gitsin ne, dedi. 300 kişilik yönetim? Ya, Tek kişi neyini? Böyle bir şey olur mu var. dedi. E, Osmanlı'nın 4 asır muhafaza ettiği Ragusa Cumhuriyeti'ni Fransa ortadan kaldırdı. İşte bu da e, tarihimizin bilinmeyen noktalarından bir tanesi. Ha. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin içerisinde böyle enteresan şeyler vardı. Ayrıca da e, Libya'da, Cezayir'de, bir şey, e, Tunus'ta buradaki e, şeyin ismi Cemahiriye idi. Hatta hatırlarsanız şimdi o e, dönem Libya de o Libya halk cemahiriyesiydi, evet. değil mi? ismi O aslında eskiden de o bölgede kullanılan bir isimdi. Çünkü dayılar yani Libya dayısı, Cezayir dayısı, Tunus dayısı bunlar oradaki bir grup tarafından seçilirdi. İçlerinden bir tanesi. Şimdi Cezayir dayısı o kadar evet. önemli bir isimdir ki e, Akdeniz'e o hükmediyor. Amerika canım. ile o görüşmeleri yapıyor çünkü Akdeniz evet. onun kontrolünde Osmanlıya bağlı ama onun kontrolünde ve Amerika'yı haraca bağlama görüşmelerini de o imza ile yapıyorlar. Padişah bunu tenezzül etmiyor. Küçücük kim, bir kim, devlet kim, bilmem kim, kim, nerede kim, falan kim, onunla mı uğraşacağım? <laughs> o parayı da Cezayir'e bırakıyor kendi masrafatınız için e, harcayın, hazine irat kaydetmiyor yani. Evet. E, doğru yani bunlar e, özellikle Osmanlı Devleti'nin içerisinde işte böyle enteresan noktalar var. Onlar da dediğim gibi seçimle kendi aralarında bir e, tabii halkın gidip köylünün oy vermesi söz konusu değil ama seçkinlerin seçtiği bir seçim sistemiyle cezayı da şey yaptı yani cemahiliye kavramı oradan geliyor. Yani o zaman şu çıkıyor biz e, demokrasiye de cumhuriyete de yabancı değiliz. Ama herhalde öyle bir arayışın olmaması devletin iyi yönetilmesiyle evet, ilgili bir yani konusur. Buna ihtiyaç duyulmuyor uzun zaman. Buna ihtiyaç duyulmuyor. Zaten uygulanıyor ismi ne olursa olsun. Evet o da var. E ayrıca da şu hususu da e, söylemek lazım. 1700 e, 3 tarihinde çok enteresan bir hadise meydana geliyor. Aslında bunun romanı yazılmalı, bu hadisenin kitap üzerine kitaplar yazılmalı ama bugüne kadar benim bildiğim eee Rıfat Hac diye bir Amerika'da e, hocalık yapan bir Arap kökenli araştırmacı dışında bu 1703 isyanı üzerine bir kitap yazılmadı. İlk defa o Hollanda Arkeoloji Enstitüsü'nde çıkan bir İngilizce kitapta yakınlarda Türkçe'ye de tercüme edildi. Bu meseleyi adam kafaya takmış. Ya 1703'te önemli bir şey oldu fakat bu neden tarihçiler bunu önemsemiyor diye. Şimdi olan hadise şu. 1703 yılında 3. Mustafa şey 2. Mustafa tahta. 2. Mustafa Edirne'de oturuyor. Uzun bir zamandır Edirne'de oturuyor ve İstanbul'dan ayrılmış. Yani bir nevi başkent Edirne olmuş. Padişah'ın İkinci da etrafında da Çok iyi bilinen bir padişah değil Değil. Ayrıca da onu da söyleyeyim İkinci yani Mustafa'yı çok az Tanıyoruz yani pek az tanıyoruz Daha doğrusu çok az deyince Biraz paradoks gibi oluyor da <laughs> Pek az tanıyoruz e, Tahta çıktığı zaman İkinci Mustafa Deklarasyon yayınlayan Çok nadir padişahlardan Bir tanesi ben padişahlığım Zamanında şunları 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 hedefliyorum Bunları gerçekleştireceğim yani diye... proje veriyor. veriyor Evet bir İran'da bulunuyor. Mecbur değil ama veriyor. Bir beyanname yayınlıyor. Kanuni zamanla döneceğim diyor. Kanuni zamandaki o dönemi tekrar Osmanlı'ya yaşatacağım. Böyle müthiş yerinde duramayan müthiş bir padişah ikinci Mustafa. Ve geçiyor ve hakikaten de ilk yıllarında seferlere katılıyor. Bizzat hani kanuniden sonra padişahlar sefere katılmadı falan bunlar yalan. İşte... 2. Mustafa, 4. Mehmet daha önce. Bunlar da katılmışlar. 2. Mustafa ordunun başında katılıyor. Bir seferde başarı kazanılıyor. Fakat bir seferinde de, şimdi yılını tam hatırlayamıyorum. Galiba bu Zenta mağlubiyeti mi? Hı. Aniden düşmanın çok hızlı hareket etmesi sebebiyle padişahın otağı e, risk altına giriyor. Bunun üzerine kendisine diyorlar ki, Sultanım siz katılmasanız, hani esir düşerseniz çok büyük bir şey yaşarız. İtibar kaybı yaşarız. Onun için onu yavaş yavaş enterne ediyorlar. Bu bir bakıma bir bakıma anlaşılabilir bir şey tabii devlet aklı bakımdan. Fakat bir bakıma da padişahın seferde olması Serdar-ı Ekrem'i ve oradaki diğer subayları rahatsız ediyor. Çünkü padişah tepelerinde Eski düzen gibi değil yani kanuni her şeyi planlayıp yapıyordu ama bu dönemdeki padişahlar o kadar askerlikten anlayan padişahlar değil. Onun için biraz da belki onu başlarından uzaklaştırmak için de bunu demiş olabilirler. Yani işin bir o kısımda var. Bunun üzerine yavaş yavaş onu efendim siz e, şey zahmet buyurmayın biz şey yaparız biz kullarınız varken falan. Edirne'de onu enterne ediyorlar bu arada Feyzullah Efendi. Şeyhülislam Feyzullah Efendi etrafını çevirip kendi adamlarıyla padişahı halktan kopartıyor. Halktan kopartınca padişahın İstanbul'dan, Anadolu'dan haberi olmuyor. Bunun üzerine İstanbul halkı biraz vergiler artmış, başka şeyler olmuş filan rahatsızlar bir elçi heyeti gönderiyorlar Edirne'ye. 40 kişilik esnaf vesaire diğer gruplar 40 kişilik bir elçi heyeti gönderiyorlar. Padişah'a İstanbul'un problemlerini anlatmak üzere. Fakat bu Şeyhülislam Feyzullah Efendi, çok uyanık bir tip ve sonu çok feci bitti tabii. Bunları yakalatıyor, vizede bir eve hapsediyor. Padişah'a ulaşamasın diye. Bunun üzerine tabii İstanbul'u halk bekliyor onların geri gelmesini. Gelmeyince... Ee, ne oldu bunlar falan araştırırken bir gün o vizeden bir köylü İstanbul'a üzüm satmaya herhalde onun gibi bir mal getiriyor şeyde diyor ki ya bizim köyde diyor bir takım kendi felli adamlar var bir eve kapattılar haberiniz var mı falan diye sorunca olay anlaşılıyor ki padişaha ulaşmamış o kişiler Edirne'ye götürülmüş bir hapsedilmiş. Bunun üzerine İstanbul'dan 30 bin insan 1703 yılında Edirne'ye doğru yürüyüşe geçiyorlar. Naima tarihinde bunun ayrıntıları var. 30 bin insanın o tarihte İstanbul'dan yürüyüşe geçmesi sefer değil bir şey değil. Asıl padişah da Edirne'de. Çorlu yakınlarında bunlar yaklaşıyor. Padişah karşılarına çıkıyor. Siz kimsiniz? Kim oluyorsunuz ki? falan demeye kalkıyor. Bunun üzerine görüşmek istediklerini söylüyorlar. Görüşmüyor. Görüşmeyince de burada Çorlu yakınlarında bir Saltanat, saltanat çadırı demeyelim, istişare çadırı kuruluyor, şura çadırı. Bu çadırda Yeniçeri ağası, işte esnaf temsilcileri, şunlar bunlar oturuyorlar, konuşuyorlar ve diyorlar ki e, kimi padişah yapalım? Mustafa ile mi devam edelim, e, Ahmet ile mi ya da bir kardeşi daha var İbrahim galiba. Hangisiyle devam edelim? Bunu, onu mu geçirelim? Bu, bununla devam edelim? Bir istişare sırasında Çalık Ahmet Ağa diye bir Yeniçeri Ağası kalkıyor diyor ki yani ille padişahlıkla mı yöneteceğiz, yönetileceğiz? Bir tecemmü cemahiriyesi kuramaz mıyız? Hı, cumhuriyet. Tecemmü cemahiriyesi yani hepimizin şey yaptığı bir cumhuriyet hepimizi temsil eden bir... Yani istişare esasına <laughs> dayalı bir şey meşrutiyet işte o. Evet. Bu sözü söylüyor. Bu söz de Naima tarihinde kayıtlı. Demek ki aslında bu kavramlar böyle birdenbire 20. yüzyılda bizim aklımıza gelmiş şeyler değil. Yani bu şekilde yönetim de olabilir. Olabilir ama e, mevcut Osmanlı hanedanı varken hani bir problem yokken onunla e, niçin bunu değiştirelim demiş e, olmalılar ki bunu tercih etmemişler. Boşarı dururken dünya da onları bilirken evet meşru onu bir devlet. gerek yok diye düşünmüşler. O itibardan yararlanmışlar eee yüzyıllar boyu. Şimdi anlattığınız hikaye bana şeyi hatırlattı. Bu 3. Mehmet Haçova, 3. Mehmet öğrenildi evet. değil mi? 3. <gülüyor> Mehmet <gülüyor> di de aynı şekilde enterne etmek istemişlerdi. İşte karakter farkı burada ortaya çıkıyor. Evet. Aynı şekilde Haçova da artık e, Otağı Hümayun tehlikeye girmiş. Ordugaha girmek üzere düşman. Ve e, buna da aman geri götüre, götürelim. Esir olursanız perişan oluruz. Çünkü Yıldırım Bayezid tecrübesi var. Ya, yani o... e efendim, devlet fetrete düşer. Hakikat payı var tabi bu. Bir semptom tabii. İşte burada Hoca Sadüddin Efendi'nin devreye girmesi hocasının. E Efendi Hasan Can'ın oğlu. Hasan Canın oğlu, Aman ha sakın. Burayı terk etmeyesin. Bu terkin bir daha dönüşü olmaz. Bunu biz halledebiliriz. Düşman da tam işi bitirdik diye biraz yağmaya dalmış. O arada bu hikaye derin. Ee, i̇şte bütün oradaki yemekçiler, aşçılar, seyisler, kim varsa onlar ellerine ne geçirdiyse Hoca dün hadi bakalım deyince hep beraber hurra bu taze kuvvetler geldi Osmanlı'ya diye. Bizim 15 Temmuz gibi gibi. <laughs> yağmaya dalmış olan Asker şeyler düşman ee, orada e, perişan oluyor filan yani e, böyle e, yıkılmış e, bir e, savaş kaybedilmiş bir savaş zafere dönüşüyor bu e, mücadelede yani dönüm noktası her yani. zaman savaş değildir ama her türlü mücadelede bu ekonomi de olabilir devlet yönetimi de olabilir kişisel inisiyatiflerin dönüm noktaları oluşturduğunu görüyoruz yani, evet. tarihte. Bir kişi geliyor, bir köprülü Mehmet Paşa geliyor, ee, işte Çanakkale boğazına dayanmış Fransızları perişan ediyor. Adeta devleti ekonomisiyle filan yeniden inşa ediyor. Adam 70 yaşın üzerinde ve bu ihtiyar babacık ne iş becerebilir ki diyen genç adayları, hani ben olsamcılar perişan oluyorlar. Yani şimdi böyle örnekler tarihimizde çok var. Ya onun Kişi çok önemli. Onun oğlu ne yapıyor? Köprü zade Fazıl Ahmet Paşa yani. 25 yaşında sadrazam oluyor evet, bu sefer de evet. genç hadi bakalım yani yaşlıya yaşlı dediniz <laughs> 25 yaşında birisi 20 milyon kilometre karelik bir imparatorluğun başına geçiyor ve 15 senede adam e, Uyvar'dan diye e kadar Girit'e kadar işte e, koşmadığı bir yer ta Ukrayna işlerine kadar e, muazzam bir performans sergiliyor 15 sene sonra artık bitmiş bir halde 41 yaşında e, hayatını kaybediyor. Akka, yani evet. Normal ölümle. Bu çok önemli e, ya gençlerin inisiyatifi de önemli. Evet Fakat yani 25 bu, yaşında bir gence e, 20 milyon kilometre karelik bir devletin kaderini teslim edecek. Ya Mustafa Bey 19 yaşındaki şey, bir genç de bu devleti kurmuş. Ertuğrul Gazi o yaşlarda aşağı yukarı. E, tamam ama onlar daha küçük şeyler yani bunlar. E, bu ama bu. Yani artık oturmuş büyük bir imparatorluk yani. Sayın dünyanın... Cumhurbaşkanı'nın bu üzerinde durduğu 18 yaş hadisesi var ya, çok evet. bir itiraz alan, İşte askerlik ne olacak falan, eften püften sebeplerle <laughs> mani çıkarmaya çalışıyorlar. Bu örneklerden hareket ediyor aslına bakarsan. Bizim geçmişimizin, geçmişimizde e, aşırı yaşlılar da e, işe yaramış, büyük işler yapmışlar, 80 küsür yaşında Sinan Selimiye'yi e, inşa etmiş. Ondan sonra çok gençler de büyük başarılar elde etmişler. Bu tamamen devletin nasıl yönetildiğine evet, bağlı. Evet. Bunlara Gençlere siz inisiyatif vermezseniz e, ileride kiminle iş Hı. götüreceksiniz Hı. falan. Kılıçdaroğlu... Onun için bu seçme seçime meselesi Hı. sadece değil. Bütün meselelerde gençlere sorumluluk vermek lazım. Ben hayatımda bir şey gördüm. Sorumluluk Hı. alan gençler yaşlanıyor bir anda. Dengeli hale geliyor. Erken Onu olgunlaşıyor. Erken olgunlaşıyor. Yaşlanıyor demindeki kasıt o. Hı. Ama sorumluluk vermediğiniz zaman 40 yaşında da olsa fark etmiyor. Evet. Hava iyi. O bakımdan e, bu karar iyi bir karardır. Bana kalırsa 18 yaşında gençler i̇şte, parlamentoya gelsinler ya yaşlardan. Ne gördük yani biraz tabii. gençler gelsin. Sayıları belki çok fazla olmayacak ama en azından e, onları onları gören insan şeyler gençler yerleri e, bize gelebiliriz. Yani bu Kapının açılmış olması çok mühim. Evet. Hatta Kılıçdaroğlu da tabii köşeyi sıkışınca bu Kemal Kılıçdaroğlu 18 yaş meselesinde bir açıklama yapmış. E ben 18 yaşında bir çocuğun meclise gelmesine karşı değilim diyor. Hem çocuk diyor. Vallahi <laughs> şimdi, her defasında bunu yapıyor hayır, Hazret. Hayır 18 yaşında çocuk diyorsun. Yani <laughs> kendi içinde reklam işareti veriyorlar. Paradox ee, yani. Bunu da konuşabiliriz tabii. Evet. Reklamdan sonra sevgili dostlar. Sevgili dostlar, yeni açanlara merhaba. Efendim derin tarihte parlamento geleneğimizi konuşuyoruz. Cumhuriyetten önce cumhuriyetleri yönettiğini Osmanlı Devleti'nin ve onların rejimini değiştirmediğini anlattık. İstişare meclislerinin hep olduğunu anlattık. Zaten ayette de emrolunmuş. Hadislerde o konuda kesin Efendim öğrendiğime göre hocalardan işin erbabından yani şimdi Mustafa Bey parlamento sen bir şey diyor muydun geçenden geçen oturumdan kalan bir şey var ha senin şu kitap Yunanistan'da gündem olmuş neydi dert olay olay kitap <laughs> Ayasofya Türkiye, ben kitabı Türkiye'de orada gündem... duruyor mu Ayasofya ee, arkadaşlar birazdan Han, getirecekler. bir getirirseniz gösterelim tekrar. Ee, şimdi ben Türkiye'de gündem olur diye beklerken bu Ayasofya Entrikaları adlı kitabın Türkiye'nin Yunan... gündemi çok yoğun. Yoğun, evet. Ona boğuldu biraz. Ee, geçen Milliyet Gazetesi'nde bir tanıtım çıktı. Biraz ilgilendiler ama asıl Yunanistan'da gündem olmuş. Ee, dün beni bir Star diye bir televizyon varmış Yunanistan'da. Oradan Maria diye bir hanım aradı. Türkçe konuşuyor. Ee, dedi ki biz sizi canlı yayınla, telefonla, e, skype'tan bağlamak istiyoruz. Bir an dedim ne oldu hayırdır Yunanistan'da? şey Ya orada dedi televizyonlarda sizin kitabınız tartışılıyor. Yani bu gündem oldu biraz. E, işte insanlar Ayasofya açılıyor mu yoksa falan gibi bir şeye kapadılar, paniğe kapadılar. Allah Allah dedim ya ben Türkiye'de bir hareket olsun diye beklerken, <laughs> yani buradan vuruyoruz sesi Yunanistan'dan geliyor. Ha. Evet böyle bir hadise var yani şu an Yunanistan'da bir, bu kitap üzerinden sanki Türkiye'de Ayasofya'nın açılacağını duyuran bir kitapmış gibi bana da sorular yollamışlar işte. Hani alıştıra yapabilir. alıştıra diyorlar evet. ya ee, ve mesela şey diyor e, burası bir insanlık anıtı Ayasofya insanlığın malı olan bir anıt e, niye işte cami yapılsın? Süleymaniye. Ne? şey bitkisel anıt mıdır? O da insanlığın yani, anıtı. Yani, e, peki yani şunu söyleyeceğim bağlanınca kendilerine. Orada bu, bunu söyleyeceğim. Burada da söylemiş olayım. Yani şimdi bizim Yunanistan'da birçok eserimiz var. Bunlar insanlığın malı değil mi? Bunlar da insanlığın malı. Ha yok. Bizim medeniyetimiz insanlığın malı. Osmanlı insanlığın malı değil. Anlayış bu. Şimdi bu çifte standartla biz e, mücadele ediyoruz zaten derdimiz o. Şimdi şu e, dergimizde çok güzel bir yazı var sevgili kardeşlerim, e, bunu okuyun. Özellikle de e, hangisinde özel sayıda? Ama. Özel sayıda. Bakın Hit Lavri'nin 54. sayfa. 54-55. sayfa. Bakın bu yazı... Ünlü tarihçi Hitlavri'nin yazısı. Ee, bakın orada çok ilginç bir hadise var. Diyor ki... E, 4-5 yıl önce... Evrenus oğulları soyundan gelen... Bir grupla beraber... Gümülcine'ye gittim diyor. Gümülcine'de Evrenus Bey'in bir... imalethanesi vardı diyor. Buraya gittim... E, ve... Orada... O zaman zengin, fakir, Müslüm, gayrimüslim ayırt etmeden herkese yemek veren bir kurumdu burası diyor. Ondan sonra sonra burası restore edildi ve kilisenin müzesi yapıldı. Burası şu anda bir kilise müzesi. Müdürü de 80 yaşlarında Dimitrios adlı bir papaz. Bunu özellikle aktarmak istiyorum sevgili seyirciler. Bakın biz asıl biz insanlığın malı olan bir eser kazandırıyoruz. Fakat onlar bunu insanlığın malı olarak görmüyorlar. Ama bu Dimitrios, bakın nasıl bir ders veriyor papaz Dimitrios, Hitlavri'ye. Gittik diyor, papaz Dimitrios bizi kilise müzesinin önünde karşıladı. Ama burası eskiden Gazi Evranos Bey'in e, imaretiydi. Ondan sonra karşısında kalabalık bir grup görünce diyor şaşırdı. Yani bu, niye bu kadar insan geldi falan e, diye şaşırdı diyor, baktı. Bu arada ben tanıştırdım diyor. Bak bu gelenler de Gazi Evranos Bey'in torunları dedim diyor. Bu imareti yaptıran Gazi Evranos Bey'in torunları tanıştırdım diyor. Bu sözüm üzerine bu papaz 80 yaşındaki papaz Dimitrios hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hmm. Ben de şaşırdım diyor yani <laughs> bu papaz niye ağladı? Gazi Evranos Bey'in torunu dediğim için. Ondan sonra arkasından diyor hepimizin elini öpmeye kalktı papaz hepimizin elini öpmeye kalktı ondan sonra sorduk neden bu kadar seni etkiledi diye sorduğumuzda da şöyle diyor ben çok fakir bir ailenin çocuğuydum bazen aç yattığımızı bile hatırlarım bu yüzden babamıza şikayet ettiğimizde yani açlıktan şikayet ettiğimizde babamız şöyle derdi ben çok daha fakir bir ailenin çocuğuydum ve öyle zamanlarım oldu ki haftada sadece bir kere yemek yiyorduk. Benim babam cuma günleri bu imaretten çorba alır, pilav ve ekmek getirir ve sadece hafta içerisinde bir gün bu imarette pişen çorbanın e, şeyini yiyerek, çorbayı yiyerek sıcak yemek e, görürdük. Yani bu papazın babası imaretten geçinmeli. Ya. İmaretten geçilmiş. Yani Orada Müslüman, gayrimüslim, herkese biz hizmet edecek bir imaret yapmışız. Bunu o çocuğun babası bile şeyi yaşamış, bu papazın babası bile yaşamış. Şimdi dolayısıyla işin bu kısmı o. Fakat o kadar böyle tuhaf sorular soruyorlar ki işte e, Türkiye'de Ayasofya'ya itiraz, Ayasofya'nın açılmasına itiraz edenlerle Yunan televizyonunun dili aynı dil. Bakın. Çok ilginç. Ee, yani bize milliyetçilik taslayanlar, bize Atatürkçülük taslayanlar dillerini gözden geçirsinler. Yunanlılarla aynı dili konuşuyorsunuz. Amerikalılarla aynı dili konuşuyorsunuz. İngilizlerle aynı dili konuşuyorsunuz. Aynı saftasınız. Ayasofya konusunda Amerikancısınız, İngilizcisiniz, Yunancısınız. Biz yerli olanı savunuyoruz. Biz Türkiye'yi savunuyoruz. Türkiye'nin Ayasofya'yı açma hakkı vardır ve açacaktır. Bunu savunuyoruz ama siz Yunanlıların ağzıyla konuşuyorsunuz, siz Amerikalıların ağzıyla konuşuyorsunuz. Bakın ne diyor şeyde, ee, hangi gerekçeyle açıyorsunuz, açmak istiyorsunuz Ayasofya'yı diyor. E, cami yapmak istiyorsunuz. Ondan sonra bir dünya kültür mirası eseri bu diyor. Niçin bunu dünya kültür mirası olmaktan çıkarmak istiyorsunuz? İngilizce soruyor. Yunan halkı için Gre Grek halkı için ee, bu bir düşmanca eylem değil mi diyor. Yani biz Ayasofya açılsın deyince bu Yunan halkına düşmanca bir davranış olarak değerlendiriliyor. Peki bu millete hüküm hakkını teslim etmemek millete düşmanca davranmak yani. değil midir? Şimdi... Önce kelli milletine kendi ecdadının mirasını teslim etmemek tarzında bir yöneliş içindeyiz. Kaç sene oldu? E şunu alayım. Evet. Şimdi Yunan halkı sizin komşunuz diyor. E, niçin onu diyor küstürüyorsunuz? Yani bu Yunan halkı Türkiye'yi işgal eden 30 bin kadınımızı dul bırakan 10 bin şehit e, şehidimize mal olan İzmir'i ateş eden, İzmir'i yakan, Bileciği yakan, Kütahya'yı yakan, Uşağı yakan. Bu Yunan halkı değil mi? Bu Yunan halkının içinden çıkmış askerler değil mi? Aynı Yunan halkı bugün geliyor benim Ayasofya'ma karışıyor. Ayasofya'yı açamazsınız efendim. Ne hakkım var? Ben senin ülkende şunu şöyle yap yaparsın, bunu böyle yaparsın diyor muyum? Demezseniz derler. Demesiniz derler o da doğru. Şimdi efendim Yunanistan'da söz konusu edilen kitap bu. Mustafa Bey'in son kitabı Ayasofya entrikaları. İki ee, iki hafta falan oldu çıkalı evet. zannediyorum. Ee, ve e, iyi bir araştırma, güzel bir araştırma, güzel bir dizayn. üstelik. Yani ben dizaynına bayıldım. Şimdi Ayasofya'ya geçersek o onu özel bir gündem yapmıştık gene evet, yapmak işte, lazım evet. anlaşılan. Ama bu yeni bir gelişmeydi onu. Şu o, özellikle İzmir'i yaktılar falan e, derken Konya milletvekili neydi o Üslü Bey? Hüslü e, Bozkurt. Ha. Bozkurt kim biliyor musun? Mahmut Esad'ın torunu. Öyle miymiş bu? Türkiye Hristiyanı. Ezine doğumlu, Çanakkale ha, Türkiye doğumlu, Türkiye'li olmalı. Eee biz İslam kalırsak mahvoluruz e, diyen adliye vekili eski tek parti döneminin o epey bir kıdemli adliye vekili. Yani bu sahih bir bilgi öyle mi? Yani... Sahih bir bilgi olarak biliyorum. Öyle bir bilgi geldi bana. Evet. Daha araştıramadım çünkü yeni. Evet. Ondan sonra Şimdi bugün araştıracağım de... ve bulacağım. Tabiatıyla evet. yani genler yapacağını yapıyor mu bakalım. Evet. Ama böyle bir bilgi yani var. De yeni kapıda bir pankart açmışlar. 2 milyon biz buradayız. Gelin bizi denize dökün diye. <laughs> ha bugün Yeni Kapı mitingi <laughs> evet. vardı. Yeni kapı mitingi Ben yapıyordum. de e, su son sayısı şeye Derin Tarihin Ufukların Efendileri Osmanlılar kapağını göstermiştim ya özel sayının. Burada da Fakir'in bir yazısı var. İki müridi olan şeyhi Yazmaya çalıştım, hikayeleştirmeye Çok çalıştım güzel, güzel biraz. Çok güzel bir daha. yazı. Elize O şeyi biraz merak edin diye gerisini söylemiyorum. Evet. İki mürit, iki devlet işleriyle filan da ilgisi olmayan bir evet. din önderi. Mustafa Bey girelim mi konuya yavaş evet, yavaş tamam. gene? Şimdi 1876 yılında bizim ilk anayasamız kabul edildi Aralık ayında Zilhicce Anayasası 1293. Ondan sonra 1877'nin ocağında seçimler yapıldı ve Mart ayında 1877 yılı itibariyle ilk parlamento açıldı. Meclis teşekkür etti. Teşekkür etti ve açılışını da Sultan Abdülhamit yaptı. Sultan Abdülhamit yaptı. Meclis'in başkanlığını da Ahmet Vefik Paşa, ünlü tiyatro evet, evet. yazarımız valimiz ve sadrazamlık yapmış olan Ahmet Beyfik Paşa seçildi. Ve burada yaklaşık bir e, 50-60 oturum yapıldı. Sonra bu ilk dönem kapandı. bir ikinci seçim daha yapıldı arkasından. 1800 bu arada sorularınızı bekliyoruz. Evet. şimdi bu ilk meclis şu bakımdan önemliydi. Yani Türkiye'de Seçimlerin yapılabildiği, seçimlerin yapılabilmesi ve seçimle bir meclisin teşekkül etmesi. Meclisin tabi biraz istişari mahiyette bir meclisti ama olsun yine de bir başlangıçtı. Fakat bu meclisin içerisinde Müslüman gayrimüslim dengesi çok tehlikeli noktalara varabilecek bir mahiyet arz ediyordu. Şimdi tam rakamları elimde değil ama... Müslüman gayrimüslim dengesinin çok kritik bir noktada olduğunu burada söyleyelim. Şöyle 69'u Müslüman, 46'sı gayrimüslim. 115 demiştiniz ya, 115 milletvekilinden oluşuyordu. 69'u Müslüman, 46'sı gayrimüslim üyelerden oluşuyor. Şimdi yarıya çok yakın yani demek ki 115 olsa 110 55 60 yarıya çok yakın bir miktarda. Dolayısıyla diyelim ki 20 tane Müslüman katılmasa gayrimüslimlerin olduğu bir oturumda muhtemelen gayrimüslimlerin getireceği bir teklifin kabul edilme şansı var kanunlaşma şansı var. Böylesine kritik bir durum söz konusu. Şimdi böyle bir ortamda da 1877 yılında meclis yeni açılmış. Fakat henüz daha darbeciliğin etkisi Türkiye'de devam ediyor. Bir yıl önce Abdülaziz Han'a yapılan darbenin ortamındayız da. Sultan Abdülhamit de yeni tahta çıkmış. Daha 34-35 yaşlarında. İlgiçlerinden biri Yıldız Mahkemesi'ni evet. oluşturuyor. Bunların zorlamasıyla bir savaşa <laughs> sürüklendik Rusya ile hiç istemediği halde bu savaşa girdik. İşte bu savaşa girmemizin arkasından tabii padişahlar bile, istemediği halde savaşa giriyor muydu? Öyle bir sorun e, da var. Parlamenter yani meşruti monarşiye geçildiği için ve aynı zamanda da e, padişah henüz daha kendi kendini e, toparlayamamış şeyini, dizginleri eline alamamış olduğu bir ortamda e, darbecilerin padişah yaptığı birisi. Onlarla tabizler vererek çalışmaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda savaşa girildi ve Plevne gibi, Kars müdafası gibi yerlerde başarılı olmakla birlikte genelinde Osmanlı Devleti yenildi ve bir Rus harbi büyük bir felaketle sonuçlandı. 1878'e geldiğimiz zaman parlamentonun henüz daha ilk yılı içerisindeyiz. Parlamento'daki tartışmalara bakıyorsunuz. Adeta bir devlet çöküyor. Bu devletin içinden ben kendi milletime ait parçayı nasıl kurtarabilirim? Yani imparatorluğu Paniği. kurtarmayı bir yana bıraktılar. Biz bu şeyden küllerden nasıl ne ne kapabiliriz evet. noktasına yani geldiler. Abi, bu abi. yanıyor. Biz Böyle bir panik Evet. Bu ya daha ziyade gayrimüslim Müslim evet. vekillerin Evet, bu da çünkü şöyle Ve bir şey. İçimizdeki var. bölücü unsurlar da var yani onu da evet, ötelememek evet. lazım. Yani ben zaman zaman şunu söylüyorum, bu millet kendi parlamentosunun bile ihanetine uğramış bir millettir. Evet. Yani ihanetler tarihine. Aslında böyle bir şey çalışma yapmak lazım da tek başıma gözüm kesmiyor. İhanetler tarihine bir göz evet. atmakta fayda var. Ee, bunu da kitaplaştırmakta fayda var. Ben sana bir kopya vereyim. Bundan Eyvallah. sonraki çalışma. <laughs> o, o olabilir. İnşallah. Ben tekrar romana dönmek istiyorum çünkü. Eyvallah. vardı bir roman çalışıyoruz galiba. Var var galiba. evet. Evet evet. İnşallah, İnşallah da. Epeydir roman yazmıyorum. Şeylerden başımı bekliyoruz. alamıyorum ya. Yani. Evet, <laughs> Bu, sıkıntılı durumlardan başımı alamıyorum. <laughs> evet. Yani sağlık sorunları falan. Da Allah, sıhhat, başlıyor cümlemize. Evet, şimdi bir o ortamda meclisin müzakerelerine bakıyor Abdülhamid Han meclis birleştirici olmak yerine yani herkesin gelip orada beraberce konuşup devletin bütünlüğünü e, meclis içerisinde sağlamak yerine meclis ayrıştırıcı ve parçalayıcı bir burada konksiyon. Burada bizim ihmalimizi de bir e, dillendirelim istersen. Yani sadece evet. bizi yıkmak isteyen ya da küllerimizden doğmak isteyenlerin suçu günahı değil. Biz e, Son zamanlarda yani Sultan Abdülhamit öncesinden de başlayarak biraz şu mantıkla hayata bakmaya başladık. Ayet bizde, hadis bizde en büyük külliyat bizim geçmişimizde büyük bize kim ne yapabilir? Biraz bu mantıkla batıyı izlemeyi ve oradaki gelişmeleri biraz ihmal ettik. İkincisi içimizdeki hainlerle hesaplaşmayı hep erteledik. Bunların e, potansiyel tehdit oluşturabileceği noktasında... Hep iyi niyetli davrandık. Ya biz bunlara bir kötülük yapmadık ki var ya. Hı hı. E biz bunlara yani ekşi içmedik ki karnımız ağrısın falan. Bu noktadan baktığımızdan dolayı, onların niyetleri iyi olsa bile, mesela bir Balyan ailesinin yaptığı eserler bugün şükranla anılacak eserlerdir. Gerçi Batı'yı taklit ederek o gotik filan şeylerini aram içimize soktu ama gene de olsun. E, biz onlara tanıdığımız yani eşit şartlar tanıdığımız için bunlar bize ihanet etmez falan noktasından hareket etti. mı ki İngilizler bu arada boş durmuyordu Mustafa abi. Evet. İçimizde sürekli şekilde ifade edici söylentiler çıkarıyorlardı. Bu algı operasyonu son zamanlarda moda oldu da Selçuklu tarihinden itibaren bir şöyle o gözle taradığınız zaman oho yüzlerce algı operasyonu görürsünüz. Çoğu da dışarıdan üfleniyor. Mesela Ermeni kiliselerinin, e, bodrumlarının İngiliz silahlarıyla dolması, Ermeni önderlerinin seçilmesi, onlara eğitim verilmesi, padişahlara suikastler falan İngiliz parmağıyla oluşmuş şeyler. Bizim de bir tembelliğimiz vardı evet. o birinci, ikinci parlamentoda. Çok fazla meclise devam etmeyi gerekli görmüyorduk. Hala şu alışkanlığımız vardı. Efendimiz halleder, padişah e, yapar iyi niyetli olanları da bu vardı. Tabii ki o gayrimüslimler e, sektirmeden e, parlamento toplantılarına devam ediyor ve parlamentoya sürekli evet, evet, kendi evet. gündemlerini dayatıyorlar. Yani yabancı gündem konuşuyor parlamento. E, i̇mparatorluğun çatırtıları gelirken bile o enkazlar nasıl Yunanistan çıkar, nasıl Bulgaristan çıkar, nasıl Ermenistan çıkar hesapları var. Ve bu bizim ihmalimizle de ilgili bir konudur. Hı hı. O belki 15 Temmuz'a gelişin hikayesinde de hep bu kayıplarımızın izleri de olması lazım, bilsek de bilmesek de çünkü o acıyan tarafımız hep var. Ne diyorsun? Evet, yani sonraki için içinde düşündüm de bir an, yani 1923'te. Ama reklam diye de bağırıyorlar. Sen şeyden sonra söz Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Reklamdan dönünce Ye Reklamdan. Yeni yeni günde. Yeni günde. Reklamdan dönünce birlikte olacağız efendim. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı sevgili dostlar 12 Ocak 1920'de toplandı. 16 Mart'ta aynı yıl İstanbul'a İngilizlerin, Fransızların çıkması üzerine payitaht işgal altına alınmış oldu. Meclis dağıtıldı. Bir kuşku bu seslendirmeme izin verin. İngilizler Meclisi Mebusanı dağıttıkları zaman bunların Anadolu'ya gideceğini ve Kurtuluş Savaşı'na bazılarının iştirak edeceğini, bu meclisin de Anadolu'nun bir hmm. yerinde toplanacağını pekala da biliyorlardı. Bir sürü istihbarat örgütleri var. Buna rağmen dağıttılar, bazılarını e, tevkif ettiler, sürgüne gönderdiler. Diğer bazıları da Ankara'ya gitti ve hmm. e, yeni meclisin teşekkülünde hizmette bulundu. O arada e, eksikler de tamamlanarak bazıları gelebildiler, bazıları gelemediler. Gelip geri dönenler oldu. Geri dönenler oldu. 16 Mart 1920'de e, dağılan meclis Ankara'ya taşındı. Bu durumda Ankara'da 23 Nisan 1920'de toplanan meclis son Osmanlı Meclisi mebusanıydı demekte de hiçbir mahsur yok. Evet. Yani e, Atatürk Devamlı, Meclisi tamam. falan e, diyorlar da öyle bir şey yok. Atatürk de kendi imzasıyla yayınladığı toplantı bildirisinde biliyorsunuz Besmele ile başlanan bir tebliğdir. O Cuma'nın mübarekiyetinden istifade edilmek üzere meclisin Cuma günü açılacağı, 23 Nisan Cuma'ya geliyor. Cuma günü açılacağı resmi küşat yapılacağı bildiriliyor. O zamana kadar hatim indirilmesi Buhari Şerif filan okunması tavsiye ediliyor. Bol bol dua e, isteniyor. Duanın gücüne vurgu yapılıyor. O tebliğ ilginç bir tebliğidir. Yani hangi niyetle milli mücadelenin başladığını en güzel e, o metin açıklıyor diye düşünüyorum. Sonrasında da mebuslar Ankara'ya geliyorlar. Hacı Bayram Camii'nde topluca kılınan cuma namazından sonra... Sanca Şerif altında toplanıp hep birlikte tekbirlerle Büyük Millet Meclisine yürüyorlar. Ee, Büyük Millet Meclisi binası olarak kullanılacak e, yerin önünde bir e, dua buyuruyor Hoca Efendi. Ondan sonra içeri giriyorlar Mustafa Bey. Evet. Buraya kadarını ben getirdim. Evet. Bundan sonra e, o mecliste e, bir açış konuşması var. Gene son derece Dini literatüre girmeye evet. hak kazanan bir açış konuşması e, ve ondan sonra Mustafa Kemal evet. Paşa'nın konuşması aslında, ve çalışmalar başlıyor. Aslında o az önce bahsettiğiniz husus yani Osmanlı Devleti e, 1918'in Kasım'ında işgale altına girdi. Başkenti işgal edildi e, ve bunun arkasından... 1919 yılının sonunda bir seçim yaptı. Bakın işgal altında dahi Osmanlı devleti seçim yapmayı başardı. Bazı vilayetlerde yapılamadı çok az bir kısmında ama neticede bu bir şeydi. Mücadele vardı orada ve Osmanlı aynı devleti, zamanda da Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te mücadele de başlıyor zaten. Başlıyor. 20'nin Şubatında, Martında, Nisanında. Urfa ve Maraş kurtulacak. Daha meclis kurulmadan kurtulacaklar yani. Şimdi burada çok önemli bir noktaya değindiniz. Aslında İngilizler neden parlamentoyu işgal ettiler? Bir, yani her şeye rağmen Osmanlı Devleti bir seçim yapmış, bir meclis kurmuş, meclis açılmış, işlemeye başlamış. Misak-ı Milli önce gizli daha sonra bir açıklama ile işte Şubat ayında ilan edilmiş. Bunun üzerine İngilizler meclisi basacaklar. Ve dediğiniz gibi orada deve dişi gibi adamları işte e, içerisinde Rauf Orbay, e, İsmail Cambolat gibi meclisin önemli isimlerini alacaklar. Malta'ya gönderecekler. Bakın bunlar çok önemli. Bu önemli kadro bir kere İngilizler tarafından milli mücadeleye katılmakta men edilecek. İkincisi, buradan doğacak olan sonuç şu oldu. Mecliste çalışma imkanı kalmadı. Bu şekilde bir şey oldu. Çünkü parlamentodan alıp gönderdikleri milletvekilleriyle meclis yaralandı burada ee, en önemli milletvekillerinin bir kısmı gönderildi. Bunun bir o var üzerine, bir de, e, meclisten çıkan kararları e, onama makamı yarı, yarı esir durumuna düştü. Padişahlık evet. E, padişah da esir vaziyette. O da Onun üzerine meclis dedi ki biz bu vaziyette çalışamıyoruz ve dünyaya bir deklarasyon yayınladı. E, ey dünya görün İngilizlerin medeniyeti bu. Biz her şeye rağmen işgal altında dahi seçim yaptık. Meclis açtık. Bakın yani biz ee, batı uygarlığı budur, batılılar heh. budur demeye yeni başlamadık. Evet. Öteden beri bunu söylüyoruz. Onu da söyledik ve orada da bunu bir koz olarak kullandık. Dedik ki bakın biz çalışmak istedik, biz parlamentoyu her şeye rağmen sözdürmek istedik ama bize müsaade etmediler. Etmedikleri için de bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bundan sonra artık e, meclis devam edip etmeyeceğine karar verecek dedik. Meclis tatile soktu kendisini kendi kendini tatile soktu. Meclisin kendi kendini kapama yetkisi yoktur. O Osmanlı Meclisi'nin. Bunun üzerine de Mart ayında bu hadise oluyor. 9 Nisan'da da Sultan Vahdettin meclisi fesh etti. Şimdi bakın 9 Nisan günü meclis fesh edildi. Ankara'daki meclis 23 Nisan'da açıldı. 9 Nisan 23 Nisan. Ancak milletvekillerinin Ankara'ya gitmeye vakti var. Evet. Şimdi meclisi feshediyor Vahdettin ve meclisin hükmü şahsiyeti bitiyor. Dört ay sonra seçim yapılması gerekiyor. O arada şey, bazı şey, görüşmeler var. Meclis başkanıyla Celalettin, padişah Arif arasında Bey. görüşmeler var. Ee, evet. Şimdi bunlar aslında çok ilginç. Ee, yani şunu demek istiyorum. Eğer Sultan Vahdettin meclisi feshetmeseydi kim gidecek Ankara'daki ki Ankara meclisi? Kim meşru olarak tanıyacak? <laughs> Çünkü meclis Bu var. Bu enteresan Me bir nokta biliyor musunuz? Evet. Yani Milli Mücadelenin meşruiyeti meclisin feshiyle mümkün hale geldi. Evet. Meclisi fesheden Sultan Vahideddin olduğuna göre Atatürk'ü Ankara'ya şey, Anadolu'ya gönderen, gönderen aynı isim ve öksümet olduğu Evet. Bunların yeniden yorumlanmaya ihtiyacı evet. var. Kesinlikle. Yani Sultan Vahideddin 9 Nisan'da çok önemli milli mücadele açısından kritik bir karar alıyor, meclisi feshediyor. Feshedince e, İstanbul'daki meclisin hükmü şahsiyeti bitiyor. Yeniden seçim yapılacak, yeni seçimlerden sonra 4 ay içinde meclis yeniden teşekkür edecek. E, anayasaya göre, 1876 Anayasasına göre durum bu. Bunun üzerine şöyle bir şey oluyor, yani Ankara'daki meclis eğer İstanbul'daki meclis fese, fes olmasa anayasaya göre kurulamayacak. Kaçak, korsan bir meclis olarak kurulacak, kurulacak. Paralel meclis. Paralel meclis olacak. Yani hem İstanbul'da hem Ankara'da meclis olmuyor. A, İstanbul'daki meclis feshediliyor. O meclis yeni bir seçim yapıyor. Tabii yeni seçim gelmeyenlerin yerine ya da gelip de dönenlerin yerine yapılan seçimle. O feshedilme kararı burada Telafi ediliyor. Dolayısıyla Ankara'da İstanbul'daki meclisin devamı açılıyor. E, dolayısıyla neye göre açılıyor? 1876 Anayasası'na göre açılıyor. Osmanlı Anayasası'na göre. E, o meclisin e, başkanı dahi Ankara'ya gidiyor. E, buradaki meclisin başkanı Ankara'ya gidiyor. E, zaten Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki meclisin ikinci başkanı seçilmiş başkan seçilmek istedi seçmediler onu gelmediği için ikinci başkan seçtiler. O zaten orada. Ee, ayrıca da şu husus çok önemli. Birinci meclisin son kararı son gündem maddesi daha doğrusu Ağnam vergisi. Ağnam vergisi bugün insanlar bunu tabi bilmiyorlar ama koyun, keçi gibi Küçük küçükbaş hayvanlardan alınan vergiye Osmanlı'da ağnam vergisi diyorlar. Ganem koyun demek. Evet. Hatta Nasrettin Hoca. ağnam çoğunu. şeymiş yani akıllarda kalsın diye bu fıkrayı da anlatıyorum bazen konferanslarında. Kendisi camiinde olanlar hocanın biraz Arapçasından şüphelenmişler. Bu okuyor mu okuyor ama acaba gerçekten <laughs> Arapça biliyor mu evet. bilmiyor mu diye böyle bir tereddütte kalmışlar. Neyse bir medrese hocası gelmiş camiye. Demişler ki ya biz bunun Arapçasından şüpheleniyoruz. Sen bir denk getir de böyle bir iki soru sor. Bakalım hakikaten biliyor mu bilmiyor mu diye. Neyse hoca da namaz çıkışında sohbet ederken ya hoca şu koyunun Arapçası neydi? E, aklıma gelmedi. Bir söyleyiver falan diyor şeye, hocaya denemek için. Neyse hoca da biliyormuş. Ganem diyor. Ganem deyince tabii bakıyor ki bunu bildi. İkinci soru ne olacak? E peki demiş. Araplar koyunun yavrusuna ne derlerdi? Kuzuya ne derlerdi? Ben onu da hatırlayamadım diyor. Hoca da bunu bilmiyor tabii. Hani <laughs> kalemi kurtardı da kuzunun Arapçasını bilmiyor. E, bunun üzerine tabii çok nüktedan, zeki, sürat intikal sahibi bir insan olduğu için demiş ki Araplar bizim gibi değildir. Onlar kuzu doğunca isim vermezler. Koyun olmasını beklerler. <laughs> koyun olunca da ganem derler, geçer giderler. iş. Şimdi ganem bu. Koyun ve keçilerden alınan vergi. Birinci Meclis'in son gündem maddesi bu. Mecliste bu verginin artırılması için gündem açılıyor, görüşmeler yapılıyor. Fakat o sırada İngiliz askerleri bastığı için defteri kapatıyorlar. Orada gündem araya bir kağıt koyuyorlar, defteri kapatıyorlar. Ankara'daki meclisin açın Başlandıcı. bakın, inanmayanlar varsa açsınlar, baksınlar. TBMM'nin çıkarttığı ilk kanun ağınam vergisidir. Yani İstanbul'daki meclisin son toplantısında görüşülen ve karara bağlanamayan ağınam vergisinin artırılması kanunu. Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkartılmıştır. Şimdi burada ben bir kesinti göremiyorum. Bir kopuş göremiyorum. Gören varsa söylesin bana. Yani niçin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kanunu koyun keçiden alınan vergilerdir? Açın bakın TBMM, Gov.tr önünüzde. Bir numaralı TBMM'nin e, kanunu anan vergisidir. Dolayısıyla bu İstanbul'daki meclisin son gündem maddesidir. Dolayısıyla ben bütün bunları bir araya getirdiğimizde bu meclisin TBMM'nin ki ilk başta Türkiye kelimesi de yoktu. Sadece Meclis-i Milli deniliyordu. Büyük Millet Meclisi deniliyordu. Türkiye ismi Sakarya Savaşı'ndan sonra evet. kullanmaya başlandı. Şimdi elimde Mustafa Kemal Paşa ve Ankara milletvekillerine ait seçim mazbatası var. Kameraman arkadaşlar gösterebilirlerse. Bakın bu TBMM'nin yayınladığı bir kitap. Şu anda kapağını gösteriyorum. Böyle resmi bir yayın. TBMM tarafından çıkartılan. Şimdi burada Ankara milletvekillerine ait seçim mazbatası. Burada isimleri yazılı. Mustafa Kemal Paşa da. 1919'da yapılan seçimlerde Erzurum milletvekili olarak katılmıştı. Ama yemin etmediği için o milletvekilliği de yapılmadı. Resmiyet kazanmadı. 1920 TBMM tarafından yapılan seçimin şeyi. Şimdi şu altta da imzalar vesaire yazıyor. Şimdi bu mazbatanın gerekçesinde çok ilginç şeyler söyleniyor. Pek fazla bu bilinmiyor. Şöyle diyor. Eee Mustafa Kemal Paşa'nın seçim mazbatasında yazılan ifade. Makarra Hilafeti İslamiye ve Payitahtı Saltanatı Osmaniye'nin Düveli İtilafiye tarafından resmen işgali anladılar mı bilmiyorum. yani <laughs> yani Payitahtın başkentinin işgal edilmesi resmen. Evet, hilafetin karargahı Merkezi. ve Osmanlı saltanatının payitahtı itiraf devletleri tarafından resmen işgali e, yasama kuvveti e, adliye kuvveti ve yasama yürütme ve yargı kuvvetinden ibaret olan devletin üçlü kuvvetini e, muhtel etmiş karıştırmış ve meclisi mebusanın bu yani vaziyet kuvvetler karşısında kuvvetler ayrılığı kalmamış kalmamış meclisi mebusanın bu durum karşısında görevini yapma imkanı görmediğini hükümeti merkeziye tebliğ ile yani artık ben bu görevi yapamayacağım demiş evet. meclis onu açıklıyor burada İstanbul'daki meclisin nasıl dağıldığını açıklıyor ben artık bu vazifeyi yapamıyorum çünkü meclisin işgal, işgal altına altında, girdi diyor hükümete bunu bildirdi. bundan dolayı diyor dağılmış bulunmasından dolayı dağılmış bulunmasından dolayı Makam-ı hilafet ve saltanatın bağımsızlığının korunması. Bakın çok ilginç. Makam-ı hilafet ve saltanatın masumiyeti istiklalini ve Devlet Osmaniye tahrisini, devlet-i Osmaniye'nin Osmanlı Devleti'nin kurtarılmasını Kurtarılması. temin edecek. Çok açık. Ee, Tedbiri temmül ve tatbik etmek üzere, tedbirleri, tedbirleri almak, almak üzere uygulamak. millet tarafından Olağanüstü yetkileri haiz bir meclisin Ankara'da toplanmasına acil lüzum hasıl olmuştur. Neymiş mer? Mer neymiş? Mer neymiş? Saltanatı Ankara'da kurtarmak, toplanacağız. Osmanlı devletini kurtarmak, hilafeti kurtarmak Hı. için kurulmuş bir meclis imiş. Mer bu iş birkaç generalin aklına gelen e, hadi kurtaralımdan neymiş? ibaret bir iş değil. Büyük Millet Meclisi'nin meclis kararıyla mazbata bunu bize açık ve birinci meclis dediğimiz birinci mecliste evet. bu meclistir. Ankara'da toplanan meclis, evet. Milli mücadeleyi veren mecliste bu meclistir ve geniş yetkileri vardır. Evet. Türkiye'nin görüp göreceği en demokratik en... meclistir. En yetkili meclistir. Büyük Kesinlikle. Millet Meclisi Lozan elinin tersiyle ittiği Bitmiştir. içinde laf edilecektir. İşte evet. Lozan. Dolayısıyla şimdi Osmanlı'yı kurtarmak için kurulmuş olan bir meclis olduğunu bizzat bize seçim vazifesi. zaten bu şeyde de teyit ediliyor e, görüşmelerde. Ankara'da. E, evet. O da şey e, aynı şekilde mesela ilk açılış konuşmasını yapan e, Sinop mebusu Şerif Bey'in en yaşlı mebusu olarak. En yaşlı mebus. Onun açılış konuşmasında şöyle diyor. İstanbul'un ee, ecnebi kuvvetler tarafından işgal olunduğu ve bütün esasatıyla esaslarıyla İstiz. hilafet ve makamı ve hükümetin merkezinin bağımsızlığı iptal edildiği malumunuzdur. Bu vaziyete boyun eğmek milletimizin teklif edilen ecnebi esaretini kabul etmesi demekti. Ee, ancak istiklali tam tam bağımsızlık ile yaşamak azmi katisinden olan e, serazat milletimiz bunu reddetti ve meclisi alinizi vücuda getirdi diyor. Aynı şekilde Mustafa Kemal Paşa'nın e, meclisteki konuşmasında da e, bu ifadeler tekrarlanıyor. Bir dakika şimdi Mustafa Bey. Burada bir e, enteresan durum var gene. Evet. E, bunlar demek ki e, istiklalimizin elimizden gitmediğini de tekrar ediyor. Tam, tam bu ifadeler. istiklalimiz yok. Kısmen, istiklalimiz Kısmen. işgal altındayız o evet. işgalin bir takım tasarrufları var. O tasarrufları ortadan kaldırıp hilafeti tamamen bağımsız hale getirinceye kadar mücadele edeceğiz. Edileceği. E, bu da önemlidir. Çünkü bu meclis inisiyatifidir. Yani e, kişisel bir inisiyatif yoktur. Yok. Kendi kendine, yani Atatürk'ün görev... meclisi demek yanlıştır. Ha. Onu... Kendi kendine görev kendi kendini görevlendirmek yoktur. Meclisten görev almak vardır. vardır. Padişah'tan evet. görev almak vardır. E Bunları kısmen yazdı diye 18 aya mahkum olduğunu Necip Fazıl Rahmetli'nin e, Hepimiz biliyoruz Üz, O üzerinde mahkumiyet kararı varken Ölmeseydi yani, içeri girecek e, Toprağa girdiğini Şey yapalım söyleyelim tekrar Aynı şekilde ya 28. Bunlar konuşulamıyordu sevgili dostlar evet. Daha düne kadar Dün diyebileceğimiz yakın tarihe kadar Hep çürük bandırma vapuru Hikayeleriyle büyüdük Şimdi Yunanlıları denize döktük, evet diyenleri de dökeceğiz diyenler var da... Yunanlıları evet. denize döktüğünüz de <laughs> pek böyle ta tartışmaya açık bir şey. 5 kilometre ötemizdeki adalar nasıl Yunanlıları şey yapalım? Şu görüntüyü arkadaşlar bir kaydedelim, şey yapalım. Şunu getirelim. sordum ben. Siz denize döktünüz de o zaman adaların tümünü niye bıraktınız? Batı Trakya'yı niye bıraktınız? büyük bir zafer kazanmıştınız madem. Ee, savaş tazminatı evet. bile alamadan, alamadan döndünüz. Geldik evet. Yani evet, bunlar tartışmalı. Orada, özellikle şu kısım tarafa geçersek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dünyaya yayınladığı ilk beyanname. Meclis-i Mebusan'ın. Yok. Büyük Millet Meclisi. O, yani Ankara'daki, A Ankara'daki meclisi. meclisin o yayınladığı bir beyanname. Bir özet geçer misin? Görmeyen de? varsa. Ne diyor? Ee, Biz gösteriyor. işgal altındayız, meali. Şimdi şöyle diyor. Bakın çok ilginç. Anadolu'nun her köşesinden gelen vekillerin teşkil ettiği Büyük Millet Meclisi olanı biteni dinleyip anladıktan sonra millete hakikati söyleme lüzumunu gördü. İngilizler tarafından satın alınan ve milleti birbirine düşürmek maksadını güden bazı hainler sizi aldatmak için Türlü yalanlar söylüyorlar falan diyor. Onlar hep vardır. Ve diyor ki e, padişah ve halifeye isyan sözünü ortaya atıyorlar. Yani bizi bağlı olarak İngilizler böyle bir şey tezgahlamış. Meclis kuruldu. Meclis padişah ve halifeye isyan için isyan ediyor. Sakın meclise uymayın diyorlar. Sakın meclise tabi olmayın diyorlar. E, bu yalanı ortaya atıyorlar. Bunun üzerine şu cümleyi kuruyor. Büyük Millet Meclisi'nin beyannamesinde. Millet Meclisi, halife ve padişahımızı düşman baskısından kurtarmak, Anadolu'nun şunun bunun elinde parça parça kalmasına mani olmak, payitahtımızı yine ana vatana bağlamak için çalışıyor. Yani milli mücadelenin özet olarak mantığı ve gerekçesi bu. Evet bunu ben söylemiyorum. Büyük Millet Meclisi'nin beyannamesi. Arkasından da şunu söylüyorum. Biz vekilleriniz Cenab-ı Hak ve Resul-i Ekrem namına yemin ederiz ki Padişah'a ve Halife'ye isyan sözü bir yalandan ibarettir. Şu klimaları kapatabilir miyiz ya? Fazla üşüdü burası. Boğazımız da biraz rahatsız oluyor. E, yemin ediyor, meclis yemin ediyor. Cenab-ı Hak ve Resul-i Ekrem namına yemin ederiz ki Padişah'a ve Halife'ye isyan sözü bir yalandan ibarettir. En büyük yemin. Ve bundan maksat, vatanı müdafaa eden kuvvetleri aldatılan Müslümanların elleriyle mahvetmek ve memleketi sahipsiz ve müdafasız bırakarak elde etmektir. İngiliz casuslarının sizi aldatmak üzere uğur duydukları yalana inanmayın. Yani biz padişahın hizmetindeyiz, halifenin Hı. hizmetindeyiz diye vallahi billahi yemin ediyor. Vallahi yemin Hı. ediyor. Dostlar evet. bir İngiliz casus şebekesi vardır Türkiye'de o dönemde. Bir de içimizdeki hainler ve ajanlar vardır. Birlikte çalışıyorlar. İngiliz altınları sersebilir. Tabiatiyle tabiatıyla bir maksada yönelik olaraktır bunlar. Bir projeye yönelik olarak gösterilen faaliyetler söz konusudur. Netice itibariyle Milli Mücadele Meclisi'nin inisiyatifinde başlatılmış. Padişah'ın inisiyatifinde e, başlatılmış. Ondan sonraki aleyhte tebliğler yani nedir o kara ordu mu diyorlar ne diyorlar? Ee, yeşil ordu falan ben kara ordu evet, diyorum yeşil ordu. Ee, hikayeleri. Bir taraftan Karabekir Paşa o dönemin en güçlü generallerinden biri kol ordumla evinizdeyim diye selam veriyorsa oraya bir mim koymak lazım. Bütün söylenenlere kimse inanmak zorunda değildir. Evet. Bütün söylenenler de doğru değildir. Bunları yeniden irdelemek, özgür bir ortam oluşmasına bağlıdır. Türk tarihçisinin vicdanı evet. hala kelepçelidir sevgili dostlar, bilgisi de kelepçelidir. Dört duvar arasında konuştuğumuz şeyleri e, efkar-ı umumiyeye açıklayamamanın ıstırabı e, yüreğimizden vuruyor. Maalesef bu, bu konuda son derece Ama talihsiz artık... bir e, ortam var. Maalesef öteden. Yani biraz de... konuşuyoruz tabii başımıza bir takım sıkıntılar geliyor. E, bunu da söyleyelim. Yani dün Maldin'de biraz konuştum, Maldin'de bir problem yok, İnsanlar dinliyorlar, hayretle dinliyorlar. Yani orada şey dedim, dedim herhalde siz Maldinliler İsviçre'yi çok seviyordunuz. İsviçre'yle derin tarihi bağlarınız vardı, İsviçre'yle örf olarak, adet olarak çok yakındınız birbirinize. Dini bağlarınız var, işte hukuken kız alıp vermişsiniz falan. Ondan dolayı gittiniz, İsviçre Medeni Kanunu aldınız. O kanuna göre doğuyorsunuz, o kanuna göre ölüyorsunuz, o kanuna göre evleniyorsunuz. Böyle mi dedim? <gülüyor> gülüyorlar tabii. Ama şimdi bazı şeyleri de ancak bu şekilde insanların kafasına şok, şok uygulayarak. Başka türlü hani çünkü o şoku yaşaması lazım insanların. Ama dedim, bakın bunları ben konuşuyorum ama Türkiye'de tarihçiler. Atatürk'ü koruma kanunundan korktuğu kadar Allah'tan korksalardı tarihimiz bu hale gelmezdi. Aynen doğru. Doğru mu? Aynen doğru. Yani bizim gibi bazı fedailer çıkıyor konuşuyor ama onlar sinmişler efendim işte ya çağdaşlaşma bilmem ne falan filan kardeşim bunun adını koyalım. İslamsızlaştırma süreci bu. Bunun başka bir açıklaması var mı? İsviçre'den neden kanun alıyoruz? Yani bunu, İsviçre'den, Almanya'dan, Fransa'dan yani, al babam al, al. Bazı şeyleri de artık konuşma zamanı geldi yani bunun artık böyle işaretlerle, bilmem nelerle e, yani eski <laughs> şeyden. 27 Mayıs darbesinden sonra politikacılar o o zaman Adalet Partisi kuruldu ya. Adalet Partisi'nin adayları falan mesela Tevfik İleri'nin oğlu falan böyle geliyorlar. Menderes'in oğlu ve Aydın Bey o zaman Adalet ailesi. Geliyorlar. Şimdi konuşamıyor adam. Bizim pazar, küçük bir ilçe. Şu iskeleye bakın, ne dediğimi anlarsınız. Orada küçük bir iskele var. Menderes'in yaptırdığı bir verdiği bir hizmet. Ondan önce hiçbir şey yok zaten. İşte şu köy yoluna bakın, ne dediğimizi anlarsınız. Ha. E i̇şte şu geçen gemiye bakın, ne dediğimizi Tarzanca. anlarsınız. Evet. Tarzanca anlatıyorlardı. Şimdi tarihi de işaret dili deyince o aklıma geldi hakikaten yani işaret diliyle, sağır dilsiz alfabesiyle tarihi anlatmak dünyanın en zor işidir ama giderek dediğin gibi bu kırılıyor. Kırmamız lazım yani. Şimdi bu belgeler elimizdeyken başka türlü da konuşamayız. Da, yani. O kanun durup duruyor yani. yani o öyle da duruyor. İsteyen de o kanunu işletebilir. Yani bu, evet çıktıktan sonra inşallah çıkacak. Benim kanaatim o. Bilmiyorum sizin kanaatiniz de herhalde aynı. Evet. Bundan sonra artık biz bu talepleri daha benden evet. <laughs> benden de evet bunu da söyleyelim. Kanaatimiz bizim bir oyumuz var. Aa, bizim e, rejiden ses geldi. Geldi Bizden mi? Bizden de evet diyor. Ah. <laughs> buradaki kameraman Aa, arkadaşlar da katılıyorlar. <laughs> Onlar da evet. Evet evet o kadar. Evet burada epey oy uzak çıkacak uzak bakın katılıyor, evet. Katılıyor biz Topladık. bize benzeriz. Şimdi e, bu belgeler elimizdeyken başka ya, türlü konuşmamız lazım. bir dakika var. Mustafa bey ya. Onu izleleriz. Şimdi bu evet'e gelmişken yani söz. Ha, biraz e, şey e, çok az bir zaman kaldı. Daha konuşamayabiliriz. Yasaklar masaklar vardır herhalde. Şimdi e, önümüzde bir darbe anayasası var. 1982 anayasası dediğimiz kurucu meclisin askerlerin onadığı yani darbecilerin demokratlar öbür tarafa kalsın biz diktatörlükle yöneteceğiz dedikleri. Ve o tarzda e, bir vesayet anayasası var önümüzde. Bu vesayet anayasasına senin yaşın tutmazdı o zaman ama ben hayır demiş bir adamım. Hı hı. Ve hı hı. o zaman hayır oyu mavi, katiyen o propagandayı yapamıyorsun, e, hayır deyin diye mesaj veremiyorsun, siyasi partiler veremiyor. Sadece ne yapıyoruz? Ben köşede yazıyorum Veysel Akpınar imzasıyla falan. İsteyen bakabilir Nesil gazetesinde. Efendim ne diyoruz? Şey deniz mavisi, gök mavisi, gök kuşağı mavisi. Sık sık böyle maviden bahsediyoruz. Maviden bahsediyoruz. gerekli gereksiz. Bizi, e, zannediyorum yeni patlamıştı o mavi mavi masmavi İbrahim tatlı sesin. Ha. Allah ona da şifa versin. Durmadan o arabada bangır bangır e, o zaman bant var kaset. O kaseti çalıyoruz. Pencereleri açıyoruz. Mavi mavi masmavi. İbrahim Bey'in de sesi ses yani gümbür gümbür. O zaman öyleydi. Ya yani öyle bir dönemde hayır demiş bir vatandaşım ben. Niye? O anayasayı benim temsilcilerimin, benim seçtiğim insanların yapması lazım. Böyle kafana vurur gibi. Ben vatandaşım. Benim öyle oylarımı çöpe atmışsınız. Sizin silahla elde ettiğiniz inisiyatifle bize bir anayasada Değil yapıyorsunuz. Yani? ve Asla diyorum hayır. %8'e ulaşabildik. Çünkü büyük ekseriyet öyle bir algı operasyonu da oluşturuldu. <laughs> ee, bu anayasa... Anayişi gelir korkusu var. Bir o var. İşte ölümlerden geliyoruz. Halbuki tabii bunu da sorgulayamadık ki biz doğru düzgün. Demirel arada bir bağırırdı. 11 Eylül'de akan kan 12 Eylül'de niye durdu? Çünkü o dönemde de sıkı yönetim var büyük şehirlerde. O sıkı yönetim komutanları bile değişmeden bu işi halledebiliyorduysanız niye halletmedi? Darbe yapmadan bu işi nasıl... Onu da sorgulayamıyorsun. 20 Mayıs'ı sorgulamıyorsun. İşte 12 Mart müdahalesini sorgulayamıyorsun. Ve ona hayır diyen bir vatandaş olarak şöyle düşünüyorum. Benim mantığım biraz farklı. E bu anayasa ne kadar delinirse, şeyin, generallerin anayasası, vesayet anayasası o kadar iyidir. Geçtiğimiz sefer Birkaç maddesi, epey bir maddesini değiştirdik. Değişti, epeyce değişti Bugün ama, epey bir madde. Yamalı bohçaya döndü tabii. De Değiştirdiniz. E yani şimdi e, partiler yanaşmıyor ki, oturasınız, konuşasınız da bir anayasa, işte 60 maddede mi, nerede, uzlaştılar. Bari onları da e, ekleseydik keşke ama benim kanaatim yetmez tabii bu azar azar değiştirmeye ama bu bir anayasa değişikliğinden öte bir e, yapı değişikliği, evet, evet. sistem değişikliğidir. Yani bir anlamda biz 16 Nisan'da bundan sonra Türkiye'nin devamı açısından ön gördüğümüz sistemi e, oynayacağız. Bu parlamenter sistemle geldiğimiz nokta evet. kavga görüldü Harturt -hart burası. Bundan sonra bu sistemle yürünmüyor. Yürünemediği için Fransa da değiştir biz. Kuzey şey Güney Kore ile beraber yola çık. Daha dün kurtardık değil mi Güney Kore'yi? Biz asker gönderdik yani. oraya. 1956-57'de. E, Güney Kore'de milli gelir fert başına 26 bin dolar. Bizde ite kaka zar zor 13 bin dolara geldik. E 13 bin dolara da 3.500-3.400 dolardan geliyoruz. Yani biraz istikrar olduğu zaman, tek parti yönetimi evet. olduğu zaman böyle. E, ya koalisyonlardan bu milletin çektiği nedir kardeşim? Canım neydi ya? işte o 2001 yılındaki anayasa fırlatma olayı yani şimdi İçeride yapılan kavgaya mı yanacaksın? Başbakan Ecevit'in 80 yaşında adamsın. Yani dışarıya çıkıp gazetecilere içeride Hayır, kavga sorma. ettik Hiç sorma ya. demenin mantığı ne? Yani Hiç bunu sorma ya. 20 yaşında 18 yaşında birisi bile hani Yapmaz evde ya. karı koca kavga etsin. Sonra sokağa çıksın bağırsınlar biz kavga ettik. Kol yani kırılır bir... yen içinde kalır der. Yani o tartışmayı orada yaparsınız. Yani olgun bir insan bunu dışarıya bu şekilde ve o gün... Biliyorsunuz borsa çöktü, her şey çöktü. Dolar fırladı. Her Bilmem şey. ne oldu. %150 devalüasyon yaşadık. Yani dolar 3 liraysa ertesi gün 7,5 liraya uyanıyorsun. Yani böyle hayatımın tek müteahhitlik denemesiydi. <laughs> o zaman. Mı? <laughs> Var mı öyle denemeler? Tahammüte uğradım. Yok canım o zaman Nesil Şirketler Grubunu yönetiyordum ha. işte Nesil Yayınlarını falan. Dediler ya bu kitaptan para kazanılır gibi değil biz müteahhitlik yapalım <laughs> arkadaşlar. Dedim ben Karadenizli değil, değil. müteahhit değilim. İşte öyle e, şeyler yaptık. Ya zar zor güya çok ucuza mal edecektik. Onu kendi e, e, evlerimizde kar kalacaktı bize filan. Nerede zar zor teslim et. İki kriz üst üste. Yani hepsi o zamana denk geldi. Hepsi o zamana evet. denk geldi. Bir ofluyla tanıştım. Hava alanında. Yetim hırsızlığa çıkan da ay erkenden doğarmış değil, değil ya. Oflu <laughs> amca durmadan yakınıyor. 80 yaşında. Yahu senin de camiyle ev arasında hayatın geçmesi lazım. Ne ekonomikten, ekonomiden yakınıyorsun dedim. 300 tane villa ettim. Satam onu dedim. Ol hmm. Allah, Allah dedim. Ya bu adam hala çalışıyor. Falan hmm. böyle. Dedim ya bu biraz gülümsesem. Peygamber Efendimiz gülümse diyor. Durmadan şikayet ediyorsun. O bir söyledi bunu? Evet dedim. Ama mübarek onun işi yolundaydı. <laughs> <laughs> gül gül ölmüştüm. Benim de var o sıkıntılar da. Şimdi bir anayasa kitapçığı fırlatmak değildi ki. Türkiye'yi birbirine çarpıştırdılar, fırlattılar. Partili Cumhurbaşkanı. Sezer partili değildi buyurun. Değil diye getirmediler mi? Değildi ama en e büyük taraftı Partiliydi. Bu şeye benziyor. 12 Mart döneminde 1971 muhtırasında Nihat Erim'i, 40 senelik CHP'li tak bir gece içinde istifa etti. Tarafsız başbakan. Ya Millete bile bile bu kadar lades olmaz ki göz önün içine. E, tarafsız değilim kardeşim. Ben filan partinin programına göre filan partinin düşünce sistematiğiyle aday oluyorum. Kazandıysam i̇şte kazandı. Şeffaf bir şekilde bunu söyleyecekler. Burada İsmet Paşa'ya Atatürk'ün de referans vermek bence hatadır. Çünkü o dönem tek parti dönemidir. O Fethi Okyar'ın Serbest Fur 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 Furkan'ın başındaki zatın başına gelenleri biliyoruz yani. E şimdi o dönem e, bu dönem değildir. Bu dönem daha demokratik bir dönemdir. Ve gizli gizli partili olacaklarına ya da bir parti tarafına çekeceklerine mertçe ben filan partidenim. Ama hizmette tarafsız olması lazım. Yani herkese hizmet, devlete e, adam alınacaksa da partisine göre olmaması lazım. Adil olunması lazım. Bu olabilirse evet. Cumhurbaşkanı'nın partili olmasının bir sakıcı Celal Bayrada da partiliydi. Demokrat Parti bastonu vardı. Değil mi yani? Sen e, görmüşsündür onun şeyde. Fotoğrafları da var. Onu eleştirdiler falan böyle e ben bu partiden. E zaten seçim zamanı yani diyelim ki 4 yıl görev yapıyor. Seçim zamanı e, meydanlara çıkıp kendi partisinin propagandasına katılıyordu. İnönü de öyleydi. Evet, evet. E, Bayar da öyleydi yani. Evet. O kendi görev Atatürkü yaptığı dönemi beyan, sonunda var. İzat meydanlara çıkıp reyinizi CHP'sine veriniz diyor. Evet. E, yani bu, bu yapılıyordu yani? yani Türkiye'de. E, durum buydu Mustafa ama Bey. dediğiniz gibi yani bu çok önemli. Yani şimdi kendi kimliğini kaybetmeden, kendi kimliğini ifna etmeden ama en azından bu kimlikten geliyorum fakat ben e, eşit davranacağım, adil davranacağım demek e, bence daha şeffaf bir davranış oluyor bunu da söyleyelim. Evet. Şimdi sorulara biraz girelim mi? Girelim ve çünkü zaten son... Şimdi e, kısa kaldım. kısa sen cevap vereceksin, ben soru soracağım. Ben hala bir kanama geçiriyorum sevgili dostlar. Bakmayın böyle gülüyorum, mülüyorum ama içim kan <laughs> dua edin diye söylüyorum, acındırmak <laughs> için değil. Rengim de sararmıştır mutlaka. Görüyorsunuz fena, fena epey aslında. bir kan kaybettim fakat tehlikeli bir şey değil. Yani senede bir bu mevsimlerde yaşadığınız Bende bir var, Olan şey. bir şey yaşadığınız Allah bir şey. Al, yani. Necati Eker diyor ki ilk mecliste gayrimüslim vekil, vekil var mıydı? Yok. Bir, birinci meclisimizde yani Türkiye Yani Ankara meclisi. Meclisi'nin bahsediyor. Meclis-i Mebusan'da ise var. Meclis-i Mebusan'da zaten var. Az önce Ama Ankara'da toplanan, 23 Nisan'da toplanan mecliste... Mecliste bu tam tam Müslüman meclisidir. benim o de bildiğim kadarıyla yok. Filiz Kayan Topal Osman'ı soruyor. Tam da benim hemşerim. Giresunlu Topal Osman'a bir bacağında arızası vardı, benzer arıza bende de var. Bu lazlarda çok oluyor, bölge ru tubet çünkü. Evet. E, Topal Osman ilginç bir adamdır, çetesiyle birlikte milli mücadeleye katılmış ve orada Pontus'u diriltmeye çalışan. Rum Daha önce de bu Koçkiri isyanında görev almış. Evet, var. çok enteresan bir adam. Yani bir e, anlamda Çerkez Edem'in oradaki muadili gibi. Evet, versiyonu. Gibi bunlar tabi çok hukuki hareket etmiyorlar yani e, hukuka bağlı mıydı derseniz değildi kendi hukuku vardı adamın ya asarak cezalandırmak gibi ya da kurşuna dizerek e, ondan sonra da Atatürk o kadar cesur ve e, Topal Osman ve tabi uşaklar onun etrafındaki eblazlardan adamlarına uşaklar evet, evet lazlardan topladı. Onlar Çankaya'yı korumaya e, memur edilmişlerdi Topal Osman'ın başkanlığında. Ve milis subaylığı yapıyordu ama araları açıldı. Türkiye'nin sonraki gidişatından memnun olmadığından dolayı. E, Ali Şükrü Bey o arada Trabzon mebusu gene bir Laz. O da katledildi. Bu suç Topal Osman'a yüklendi. Ee, ve maalesef kafası kesildi mecliste de ibret alem için meclisin önünde bacaklarından asıldı orada fotoğrafını gösterir sonradan iade-i itibar e, Giresun'a götürüldü övücü ifadeler e, tarihe geçti Cemal Gürsel'in mesela övücü ifadeleri var bunları ayrıca e, konuşacağız Filiz Kayan hanımefendi e, İzzet alim Ali Şükrü Bey nasıl öldürüldü diye soruyor. O da o manzum eden. Hala faili meçhul değil mi bunlar? E, aşağı yukarı. Yani ya. Ali Şükrü Bey'in Topal Osman tarafından e, öldürüldüğü kesin. Yani onu biliyoruz ama azmettiren, emri veren noktasında e, hala hafif bir belirsizlik e, şey var, perdesi var. Çünkü kendi başına bunu ee, bu kadar önemli bir şeye cesaret etmesi tabi deli dolu insanlar bunlar yapabilir meclisteki konuşmaları dinlerken kinlenmiş de olabilir çünkü o sırada çok önemli bir e, tartışma var e, Mustafa Kemal Paşa ile Ali Şükrü arasında ama yine de öldürme noktasını çünkü bir de dostluğu da var adamla yani tanımadığı birisi olsa i̇şte ben o, o dostluğa Şükrüyle, dayanarak onun öldürü, öldürdüğünü evet. pek zannetmiyorum bazı ee, şeyler yayınlandı ama belge uydurmak da o kadar kolay evet, ki. Günümüzde. Ama yani şu olabilir kendisine sen bunu temizle biz seni e, şey yapmayacağız ifşa etmeyeceğiz ortaya çıkarmayacağız gibi bir söz verilmiş olabilir. E, o da çünkü böyle şeyleri de biraz yatkın bir insan yani işte şey. Gibi, ama bu insanların hep Mert tarafı var Mustafa Bey. yani. Vallahi var ama kendi işte, kanunları var hı. ilkeleri. Ama yani şimdi burada şu var. E, üzerine bir askeri birlik gönderiliyor Topal Osman. Yani sanki herkesin aklına bir anda o, Çünkü o geliyor. Var. O da tutup Çankaya Köşkü'ne saldırıyor. Çankaya Köşkü'ne saldırıp Latife Hanım'ın elbiselerini delik deşik ediyor. Kimseyi bulamayınca. Peki neden Çankaya Köşkü'ne saldırır Topal Osman? Verilen bir söz mü vardı? Bir söz mü vardı? Yani neden hani beni ortada mı bıraktınız demek istiyordu sattınız mı demek istiyordu. Bunun bir açıklamasının olması gerekiyor. Evet. Ayhan Dumankaya da Topal Osman'a soruyor. Kamil Ertürk demek ki bir Topal Osman ve Ali Şükrü Bey oturumu evet, yapmamız bu, lazım. Bu 20 de, gün kadar evvel de Ali Şükrü Bey'in katledilişinin yıl dönümüydü. yıl dönümüydü. Rahmet diliyoruz. E efendim Kemal Ertürk ilk meclis ve ikinci meclis arasında ne fark var? Kişiler mi değişti? Görüşler mi? Yok çok da bir fark yok. ilk mecliste son meclise e şimdi Kişiler de değişti, Görüşler de değişti. Kişiler değişince görüş de değişti. Ee, birinci Meclis yerel kuvay milliye teşkilatları tarafından seçilmişti. İkinci Meclis Mustafa Kemal Paşa tarafından seçildi. Ha bunu Aday. Mu soruyorlar acaba yoksa e, 77 Meclisi ile 90 O galiba meclis... yine TBMM'yi soruyor. TBMM'yi soruyorsa evet. Evet, evet. Yani dolayısıyla evet. ikinci Meclis. O çok tamamen... değişti, o çok değişik. Atama Meclisidir, birinci Meclis. O çok değişik. Seçim yoluyla gelmiş olan bir meclistir. Onu söyleyelim. Efendim şimdi hızlı hızlı e, soracağım. İlk m, Mustafa Akay soruyor. İlk meclis başkanı kimdi diyor. Gene bu 23 Nisan'da toplanan meclis herhalde. 23 Nisan'da toplanan geçici meclis Mustafa Kemal Paşa. Geçici başkanın adını Sinop, vermiş. Işte, Sinop Mebusu Sinop Şeref Bey o Hı. meclisin en yaşlı üyesi olduğu için. Evet. Ama İstanbul'daki son meclisin başkanı Celalettin Arif Beydi. O Ankara'ya geldi. Ankara'da yeni seçim yapıldı. Mustafa Kemal Bey meclis Kemal. başkanı seçildi. Evet. E, Kemal Kandaş Osmanlı'da seçim yapıldığını söyledik, onu konuştuk Kemal evet. kardeş. İki defa e, seçim yapıldı. E, evet, 1876'da seçim yapıldı. 77'de parlamento toplandı dedik. Metin Metin diye bir isim demokrasi nasıl ortaya çıktı onu da konuştuk Ragusa filan daha eskilere gidebilir gibi. Ucu. demokrasi ortaya çıktı müsaiten Metince <laughs> çıksa da bir görsek bizim pazara hiç demokrasi gelmedi dedim tam gelecekti 50'den sonra 60 darbesi tam gelecek çünkü eski ekabir yönetiyor belediye başkanı birbirinin akrabası şimdi duyarlar muyarlar da hala o aileden de onun için diyorum <laughs> <laughs> hala aileden ama AK Parti'den evet. şimdi e, ilginç bir şey o ekabın değişmedi ağalar değişmedi tam biraz değişiyor e, köyden gelenler işte aday maday olmaya başlıyor tak bir darbe tat bir darbe daha yani hiç gelmedi bize evet. bu ya şimdi oradan yola çıkıyor Galip Özdemir diyor ki CHP'nin tek parti olduğu dönemde seçimlerin hileli olduğu doğru mu 1946 seçimleri 46'ya kadar zaten seçim yok. Yani 1923'te yapılan seçimde, 1943'te yapılan da e, tek parti var. Tek Oy vermesen de iktidar. Allah selamet yani versin. Ne güzel. Neticede seçim kazanılacak yani bir şekilde. Alternatifi yok. 46 yılındaki seçimde Şaibe vardır. E, ve o seçimde büyük bir ihtimalle Demokrat Parti oyları daha fazlaydı. E, ama bu oylara el er konuldu sandıklar kaçırıldı, yakıldı vesaire. 46-50 arasındaki e, Halk Partisi iktidarı gasıp bir iktidardır. Menderes Oy, onu İsmet Paşa'ya yüzüne karşı söylemiş. Oyları gasp etmiştir, evet. evet. Selda e, diyor ki, Ayasofya'nın altında acaba Hristiyanlığa dair kutsal emanetler mi var ki bu kadar ilgileniyorlar? E, yani yok, onları araştırıldı. Ayasofya'nın Hepsi... yazarına soruyoruz da Ayasofya'nın... Hepsi... Girilmedik geri kalmadı zaten. Yok, epey araştırıldı yani onlardan bir şey çıkmadı. Fakat esas olan Ayasofya'nın tabii Hristiyanlığın en eski ve en büyük mabedinin Müslümanların elinde olması. Hazmedemedikleri taraf bu. O bakımdan Batı bu konuda çok hassasiyet Osman gösteriyor. Osman Güneş'in Ayasofya'ya diyor dış mekan boyası nasıl seçildi diyor o acayip boya diyor. Eski kilise işte, boyasını ayarlamak. E, bir sarıydı böyle bir kirli sarı bir renk vardı. Şimdi biraz daha açtık. Şu arkamızdaki e, renge yani kiremit kırmızısına dö döndü son zamanlardaki şeyler. Evet İsmet Tabur'un sorusuna maalesef giremeyeceğiz. Daha pek çok soru zaman içinde inşallah onları da konuşuruz. İnşallah. İsterseniz çıkışı siz yapın Mustafa Bey. Evet yani bizim bir 140 yıllık demokrasi tecrübemiz söz konusu ama bu tecrübe birçok defalar kesintiye uğradı. Bu kesintilerin çeşitli sebepleri var ama işte darbeler, şunlar, bunlarla bugüne kadar geldik. 2017 bir dönüm noktası. Bizim bağımsızlığımızı ve vesayet düzenini ortadan kaldırmak için 16 Nisan bir fırsat. E, ee, Tabi bu her şeyin çözüleceği anlamına gelmiyor ama e, bağlardan bir kısmından dahi kurtulmuş olsak kar, kardır diye bakıyoruz. Dolayısıyla bütün bunları konuşmamızdan çıkarttığımız bu bağımsızlık mücadelemizi, halkın iradesinin sandığa yansıması ve vesayet düzeni ortaya, ortadan kalkması için bir fırsattır diye e, bağlayalım sözleri. Olur mu? Peki. Efendim, sürçülü zannettikse affola diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.